Nasıl olalım yani? Depremde yaşananlardan sonra yani ruh hali nasıl olur bir insanın yani? Soğukta kaldık, dışarılarda kaldık. Burada 3 gün enkaz altında kalırsa soğukta, karda, kışta hayatını kaybedecek. Bu ülkenin acı gerçeği. İşte o zaman devletimi arıyor. Neredesiniz? Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Neydem, neydem geceden. Şalkı vurur pencereden, bacadan. Dağlar kışmış, yolcum üşümüş. Nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldın dün? Neydem, neydem geceden. Uyan, uyan yar silene, sar beni. Dağlar kışmış, yolcum üşümüş. Nasıl edem ben? Uyan, uyan yar silene, sar beni. Dağlar haram, açma yar. Ben umudumu yitirmedim. Yani onları canlı göreceğime inanıyorum. Efendim günaydın, günaydın ama kolay bir sabah değil aslında. Şimdi biz yayınımızı Hatay Antakya'dan gerçekleştiriyoruz. Niye? Bugün 6 Şubat 2024, bir sene önceydi, 365 gün önceydi. Kahramanmaraş merkezli bir deprem meydana geldi, saatler 4.17'yi gösteriyordu. Ve sonrasında o deprem sanki şehirleri yıkmamış gibi. 9 saat sonra bir deprem daha, 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha. Sonra ne oldu? Sonra şöyle bir etrafımıza bakalım. Burası bir şehrin kalbiydi. İstanbul için İstiklal Caddesi ne ise, Ankara için Tunalı İlmi Caddesi, Bahçeli 7 ya da bir şehrin kalbi ne ise aslında Hatay Antakya için Saray Caddesi de oydu. Burası bir şehrin kalbiydi ve şu anda etrafınıza şöyle bir bakın. Etrafı göstermek istiyorum sizlere. Duvarlara bakın, duvarlardaki yazılara bakın, yerlere bakın, yerlerdeki molozlara bakın. İşte biz o gün tükendik diyen yazılar var şu anda o enkaz yığınlarının üzerinde, o binaların üzerinde. Bakın biraz daha ilerisinde, şöyle bir yaklaşalım. Fox kameramanı Mustafa Soybaş'la birlikte size Saray Caddesi'ni göstermek istiyoruz. Burada ne oldu, ne yaşandı? Bir yıl sonra yaralar sarıldı. Hatay ayağa kalktı. Depremden etkilenen yerler, şehirler ayağa kalktı deniliyor ya. Kalkmış mı, kalkmamış mı? Şöyle bir etrafımıza hep birlikte bakalım. Bakın burada bir pano var. 6 Şubat üzerinde. Hatay benim şahsi meselemdir. Mustafa Kemal Atatürk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü. Buradayız. Gitmedik, döneceğiz diyenler var. Unutmadık, unutmayacağız diyenler var. Bugün zaten bizim başlığımızda asla unutmayacağız. Bu öyle unutulabilecek bir durum değil. Korkunç bir felaket yaşandı. Aslında bir doğa olayıydı. Bunu felakete çeviren de insanoğlunun kendisiydi, başkası değildi. Bakın duvarlara. Burada insanlar, Hataylılar gitmeyeceğiz, burada olacağız, burada duracağız diyerek umuda da sarılarak duvarlara ayçiçeklerini böyle kazıyarak, bakın şöyle göstereyim sizlere. Nasıl güçlü durmaya çalışıyorlar? Dün buradaydık, Hatay'daydık, Hatay sokaklarındaydık. Yemek yemek için gittiğimiz yerde biz daha ölmedik, biz buradayız. Biz buradayız diyen insanlar var ama bir yandan da öyle bir şehirden söz ediyoruz ki dokunsanız ağlayacakmış gibi bir şehirden söz ediyoruz. Şimdi burayı, Saray Caddesi'ni aslında sizlere anlatmasını istediğim bir isim var. Buranın çocuğu. Antakya'nın çocuğu, Hatay'ın çocuğu Gökhan Zan birazdan Çalar Saat'te olacak ve birlikte dolaşacağız aslında
bu caddeyi ve bize Hatay'ı, Hatay'ın yaralarının sarılıp sarılmadığını o anlatacak. Depremden etkilenen yerlere, şehirlere gideceğiz. Orada Fox Haber ekipleri bizleri bekliyor. Duvarlara bakacağız. Burada enkazların üzerinde yanan mumlar var. O mumlar ve anlamları. Onları da konuşacağız birlikte. Ama önce sizleri biz saatler 4.17'yi gösterdiği ana götüreceğiz. Hatay'da ve aslında depremden etkilenen yerlerde. Sessiz bir saygı duruşu. Hayatını kaybeden 53 binden fazla insan için o saygı duruşunda neler yaşandı? Duygusal bir tepki ama aynı zamanda insanlar ne yaşadıysa bir yandan da protokole onu yansıttılar. Bu öyle bir sessizlik ki kulakları kanattı. Kelimeler çıkmadı düğüm olmuş boğazlardan ama acı dört bir yanda yankılandı. O karanlık günün yıl dönümünde milyonlar geceyi dışarıda isyanla, gözyaşıyla, acıyla geçirdi. Hataylılar gece sessiz yürüyüşte saatler acıyı 4.17'yi vurmadan ellerinde cep telefonlarının ışıklarıyla yürüyüşe başladılar. Bu sessizlik ve bu görüntü aslında bir yılı nasıl geçirdiklerini de simge görüntüsü. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerde en büyük yara Hatay'da açıldı. Bugün hala kaldırılmamış enkaz yanları içinde bir yıl geçti. Neredesiniz? Duyuyorum. Yapayalnız bıraktınız. Neredesiniz? Yoksunuz, gidin. Yoksunuz. O süreçte hiç sesimiz duyulmadı. Benim birçok arkadaşım, akrabam, komşum açlıktan, susuzluktan ve kimsesizlikten ölüme terk edildi. Hıçkırı hıçkırı aktı gözlerinden yaşlar. Yapayalnız geçen bir yıla böyle isyan ettiler. Neyi anlatabiliriz ki biz? Yoklardı, yine buradalar. Bir süre sonra öfkeye, tepkiye dönüştü bir yıllık yalnızlığın acısı. Hataylılar siyasetçileri görmek istemedi. Şu dakikalarda hemen devlet töreni var ama devlet adına gelen her bir yetkili Hataylılardan büyük tepki görüyor. Hiçbiri yoktu. A partisi, B partisi demiyorum. Herkes şov için buradaydı. Yanımızda olanlar da seçimden sonra keşke yardım etmeseydik dediler. Bizim bizden başka hiç kimsemiz yok. Tepki gösteren isimlerden biri de Gökhan Zan'dı. Bırakın acımızı yaşayalım diye ses yükseltti Zan. İstemiyoruz sizi. Acımız var. Yollarda ses olur. Bırakın acımızı yaşayalım. Bırakın acımızı yaşayalım. İnsanlar kalplerinde azalmayan sızı, ellerinde meşaleler, karanfiller sessiz yürüyüş yaptılar. Adana'da anma noktalarından biri 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın önüydü. Enkaz alanına karanfiller bırakıldı. Oğlunu, kızını, annesini, babasını, sevdiklerini kaybedenlerin gözyaşları sel oldu aktı. Malatya'da 79 canın yitip gittiği hakimi apartmanın önünde toplanıldı. Acılı aileler ve kalpleri onlar için atan vatandaşlar karanfiller bıraktı, dualar etti. Depremin başladığı saat 4.17'de Malatya'da tüm okulların ışıkları o karanlık gece için açıldı. Şimdi şöyle bir Saray Caddesi'ni gösterelim sizlere. Hatay'dan, Hatay Antakya'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bu caddede birazdan dolaştıracağız sizleri. Gazetelere de bakacağız. Gazetelerin, bazı gazetelerin manşetlerinde şu söyleniyor. Yaralar sarıldı. Oraya bütün imkanlarla ulaşıldı cümleleri kuruluyor. Bakın şöyle bir etrafınıza. Yaralar sarıldı mı sarılmadı mı? Yıkıldık diyen yazılara bakın. İşte biz o gün tükendik diyen yazılara bakın. Bakın molozlar üzerinde şöyle adım adım yürümeye çalışıyoruz. Burası yapıların, binaların, iş yerlerinin olduğu bir sene önce, 365 gün önce, 366 gün önce burası cıvıl cıvıl bir yerdi aslında. Ama şimdi belki zorlanıyorsun sen de, Fox kameramanı Mustafa Soybaşı da çok fazla zorlamadan şöyle bir şuradaki etrafı gösterelim. Ve burada bakın küçük küçük tarihi mekanlar var. O mekanlar dükkandı, el işleri vardı, belki hediyelik eşyalar vardı. Onlar satılıyordu burada. Ama şimdi artık birer harabeden ibaretler. Bakıyoruz burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da filamaları var. Bir takım inşaat firmalarıyla anlaşılmış. Burası yeniden ayaklandırılacak deniliyor. Ama işte karşımızda olan manzara. Tüm bu moloz yığının içinde maalesef bu cap canlı caddenin içinde dimdik ayakta kalan
bir portakal ağacı var ve üzerinde de portakallar. Şimdi burayı, bu caddeyi anlatmasını istediğimiz kişi Hatay'ın, Antakya'nın evladı, ilk günden beri zaten buradaydı, burayı hiç terk etmedi ve burada ne yaşanıyorsa, nasıl aksaklıklar yaşanıyorsa onları anlatmak için büyük bir gayrette bulundu Gökhan Zan. Gitti mi? Gitmiyor. Gökhan Zan yine yanımızda. Hocam günaydın. Şimdi Saray Caddesi'ndeyiz. Aslında belki de 4.17'den başlamak gerekiyor. Evet. Uyumasın kimse. Türkiye uyumasın dediğiniz bir sabahtayız. Soğuk bir sabah, sisli bir sabah, acı dolu bir sabah, 53 binden fazla insanın hayatını kaybettiği bir sabah. Sadece Hatay'da 24 bin insanın hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Ne dersiniz? Öncelikle tüm basın emekçilerine, sizlere ilk günden bugüne kadar Hatay'ın sesi ve depremzedelerin sesi olduğunuz için Hatay halkı adına öncelikle teşekkür ediyorum. Sizler de yoruldunuz. Sizler de bizler gibi uyumadınız. Gecenizi gündüze kattınız. Bu çok kıymetli bir şey. Burada insanların ölmediğini gösterdi bize. Ancak şunu söyleyebilirim İlker Bey. 04.17 halkındır. Ve böyle kalacaktır. Bizler bu caddede, Saray Caddesi'nde, Antakya'nın tarihi dokusunda ve eski Antakya'nın sokakları dediğimiz tüm medeniyetlerin bir arada olan yerleri, camisi, tarihi camilerimiz. Bizimle gezdirir misiniz? Tabii ki, ben, seve seve. Fox kameramından Mustafa Soybaş'tan bir rica edeyim. Şöyle bir sizinle birlikte dolaşalım. Burası neydi? Buranın anlamı neydi? Burası, buranın tarihi, dokusu, evet, lezzeti, türküsü, burası, ninnisi neydi burası? Burası komple vakıf yeriydi ve tarihi yerdi. Buradaki Hatay'ın eski insanları, Hatay'ın gerçek yerlisi olan, Antakya'nın gerçek yerlisi olan, tüm medeniyetlerin, tüm dillerin ve dinlerin bir arada yaşadığı insanlar burada. Esnaf olarak, dönercisi, kuyumcusu, esnafı, efendime söyleyeyim, hediyelik eşya satan, saatçisi, hepsi tamamen bu gördüğünüz yerlerdeydi ve hepsi de bu tarihi dokunun içerisinde Hatay'ı yaşatan insanlardı. 366 gün önce. Evet, maalesef öyle. Bakın biz dün, İlker Bey, biz dün akşam yemeğini yedik. Bu sokaklarda dönerimizi yedik. Sonra biz dün bu döneri yedikten sonra eski Antakya sokaklarına gittik. Sokaklarda şarkılar söylendi, gitarlar çalındı, müzikler çalındı. Tüm insanlar, halk orada toplandı. Sonra da biz oradan evimize gittik dün akşam. Gece uyuduk, evimizde uyuduk. Sabah 04.17 olduğunda biz dün öldük. Kimimiz öldük, bazılarımız bizi gömdü. Kimimiz eksik kaldık, kimimiz yetim kaldık ama sahipsiz kalmadık. Ben milletime, tüm ülkemdeki küçüğünden büyüğüne kadar halkım adına minnettarım. İnsanlığın ölmediğini gösterdiler. Bizler sahipsiz değiliz. İnsanlığın ölmediğini gösterdiler. Ama biz, evet, dün saatler 04.17'yi gösterdiğinde kimimiz öldük, kimimiz yarım kaldık, kimimiz eksik kaldık, kimimiz yetim kaldık. Ancak hayata tutunuyoruz ve tutunmaya devam ediyoruz. Buradaki biz, ayçiçekleri de zaten onu gösteriyor. O duvarlardaki ayçiçekleri, işte ne bileyim, insanların güçlü duruşu, güçlü durmaya çalışması, biz daha ölmedik, evet, demeleri. Duvarlardaki o çizimleri, o sanatları. Mesela bu akşam burada bütün o genç arkadaşlarımız müzik çalacaklar, gitarlarını çalacaklar. Tekrardan o anı yaşatacaklar. Biz burada, bu gördüğünüz yer şu anda, tam bunun arkasında kilise var. Çanın olduğu yer. St. Paul Kilisesi, evet, bu arada onu da söyleyelim. Biraz daha ileride, evet, ve o kilise, Ortodoks Kilisesi. Biz geldiğimizde, sabah erken saatlerde buraya geldiğimizde mumlar vardı. Mumlar yanıyordu, karanfiller bırakılmıştı hayatını kaybedenlerin anısına. Yine burada enkaz var. Şimdi burası dükkan ve bu felakette 4.17'de meydana geldiği için, evet, belki burada bir can kaybı yok ama bu dükkanların hemen arkası
evdi ve şimdi derin, sonsuz bir boşluk. Molozların üzerinde yürümeye çalışıyorsunuz ama yürüyemiyorsunuz. Orada insanlar hayatını kaybettiler maalesef. Yavaş yavaş da buraya tekrardan gelenler, burayı görmek isteyenler, Saray Caddesi'nin son halini merak eden Hataylılar var. Belki de hani gitmişlerdi depremden etkilenip de şehirlerinden ayrılmışlardı. Ama yine de biz evimizde yurdumuzda olacağız diye düşünen ve burada olmak isteyen ve depremin birinci yılında gelenler var. Onu da hatırlatmış olalım. Hemen gösterelim hocam, işte yanan mumlar, bırakılan karanfiller. Burası Saray Caddesi'ndeki Ortodoks Kilisesi. Zaten hemen şurada zaten yıkılmış gördüğünüz gibi. Maalesef orada sevdiğimiz insanlar, dostlarımız burada vefat etti. Ve maalesef belki o son gece çocuklarıyla, evlatlarıyla, aileleriyle belki vedalaşamadan maalesef kimimiz öldük. O yüzden ben hep şunu söylemek istiyorum. Konuşmak çok zor. Kim konuşacak biliyor musunuz? Herkes susacak. Depremzedeler konuşacak. Kim konuşacak biliyor musunuz? Bize ilk üç gün yanımızda olmayanlar, bir suya muhtaç edenler, bir bez parçasına muhtaç edenler susacak, depremzedeler konuşacak. 04.17 hepimizin öldüğü ama tüm Türkiye'nin hepimize sahip çıktığı bir gündür. Bizden başka kimsenin bu sabah olmadığını gördük. Bu sabah ne oldu 4.17'de? Bu sabah öldük. Bu sabah öldük. Yani sessiz bir protesto vardı orada. Tabii ki yani yaşanan büyük acının üzerine gösterilen tepki ve bir de duygusal tepkiler ve eleştiriler de vardı. Burada çok tarihi bir eski Anadolu restoran dediğimiz Altı Kapı, tarihi olan yer burasıydı. Burası da yıkıldı. Tam bu gördüğünüz yerler şuradan itibaren hemen arkanızda. Şuradan sola doğru gittiğimiz zaman eski Antakya sokakları dediğimiz tüm restoranların, tüm o küçük küçük esnafların, tüm halkın bir arada olup kaynaştığı ve müziklerin çalındığı yer burada, bu sokakta oldu. İşte biz o gece, benim de anılarımdan bir tanesi, buradaydık arkadaşlarımızla birlikte. Burada son yemeğimizi yedik. Belki bir sürü arkadaşımı maalesef kaybettim. Daha sonra ayrıldık, evlerimize gittik son defa. Ve dediğim gibi 4.17'de buradaydınız o gece. Buradaydık o gece. Çünkü burası Antakya'nın kalbi, burası Antakya'nın tarihi dokusu ve tüm Hataylıların ve tüm Antakyalıların birleştirdiği noktadır burası, eski Antakya sokakları. Biz buradan çıkardık, muhabbetimizi ederdik, gece gelirdik, tekrardan yemekten çıkardık, döner yemeğe giderdik. Çünkü Antakya'nın döneri çok meşhurdur. Burada insanlar bir daha toplanırdı. Böyle bir kültür vardı, böyle bir güzellik vardı. Maalesef kültürümüz, tarihimiz, anılarımız, hikayelerimiz bir dakika içerisinde yok olup gitti. Tabii ki tekrardan küllerimizden yeniden doğacağız. Tabii ki tekrardan inşa edeceğiz. Ancak bunu yapabilmek için, evet biliyoruz, zamana ihtiyacımız var. Fakat şöyle bir bakıyorum. Bir sene içerisinde değişen bir şey oldu mu diye sorsanız, bunu ben size sorsam, sizin gözlemleriniz nedir? Siz şehir dışından gelmiş bir insan olarak neyi gözlemlediniz, neleri gördünüz, gözleriniz ne gördü mesela? Hani diyelim ki bizler buralıyız, yanlış bir şeyler anlatabiliriz ya da bize inanmayabilirler. İşte görüyorsunuz. Hocam o zaman bana soruyorsun o zaman. Evet. Hocam şöyle yanıt vereyim. Tekrar Fox kameramanı Mustafa Soybaş'tan ben bir rica edeyim. Mustafa sana zahmet şuradaki yapıları, Saray Caddesi'ni bir kez daha gösterebilir misin? İşte karşınızda bir şehrin kalbi. Tekrar söyleyeyim, İstanbul için İstiklal Caddesi neyse, ne anlama geliyorsa, oradaki işleklik neyse, Hatay Antakya için de aslında Saray Caddesi farklı bir yer değildi. Böyle bir caddeydi. Burası az önce Gökhan Zan'ın da anlattığı üzere, yavaş yavaş da yayın yerimize geliyoruz. Gökhan Zan'ın da anlattığı üzere burası tarihi bir mekandı. Aynı zamanda Hatay'ın lezzetinin
böyle gelen herkesin de ayak bastığı bir restoranttı. Hatay'ın lezzetlerinin tadına baktığı bir yerdi. Sonra şöyle sokaklarında şöyle böyle cıvıl cıvıl böyle balkonlarından sarkan çiçeklerini de gördüğü, fotoğraflar çektirdiği bir yerdi. Bir sene sonra o yer, yaralar sarıldı mı? Sonra o enkaz kalktı mı? Acaba bununla ilgili kim ne söyleyebilir? Bu arada büyüklerimiz de var. Ben hemen onlara da mikrofon uzatmak istiyorum. Gelmişler kendi evleri, yurtları ve bir yandan da büyük bir duygusallığı yaşıyorlar. Bilemiyoruz hani onların ne yaşadığını az çok tahmin edebiliriz ama kendilerini de anlatmasını isteyeceğiz açıkçası. Günaydınlar. Zor bir sabah. Çok. Çok zor. Görüyorsunuz şehrimiz olduğu gibi yıkık kaldı. Bir senedir gelmediler. Kimse gelmedi. Boş konuşuyorlar yukarıdakiler. Gelmediler. Hiçbir şey yapmadılar bize. Üzerine de cumartesi günü tehdit attık. Böyle bir şey olmaz. Biz bu memleketin evladı değil miyiz? Sana oy versem de vermesen de sen devletsen bana bakmakla mecbursun. Beni buralardan şu hali görüyorsunuz değil mi? Burası cennet gibi bir yerdi. Burası cennetin bir parçasıydı. Her şeyiyle. İsminiz olabilir mi? Benim adım Meri Hüseyinoğlu. Peki o gün siz ne yaşadınız? Şimdi ne yapıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz? Biz evde yakalandık depreme. Allah'tan binamızdan çıkabildik herhangi bir sıkıntı yaşamadan. Aşağı inince olayın vahametini daha çok gördük. Gün ışımadı o gün. O gün bundan daha kötü bir gündü. Olmadı yani gelmedi, sabah gelmedi. Hatta birbirimize hep sorarız biz pazartesi ne yaptık Antakya'da? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir enkazdan bir enkaza koştuk. Çünkü canlarımız oradaydı, sesleri geliyordu. Ama hiç kimse yoktu. Hiç kimse bizden başka. Biz de bunu yapabilecek güçte insanlar değildik. Yani taşı kaldırmaya korktuk, alttakini ezeriz diye. Hiçbir şey yapamadık. Onun şeyini de yaşıyoruz şu anda. Yani ben kimseye elimi uzatamadım ya. Elimi uzatıp arkadaşımı, oğlunu, öbür arkadaşımı çekemedim orada. Onun sıkıntısını yaşıyoruz hepimiz. Sonra biz, annem belini kırmıştı, biz hemen Adana'ya götürdük. Sonra Ankara'da benim çocuklarım var, orada kaldık 2-3 ay ama Ankara'ya bile sığamadık biz. Benim yazlıkta evim var sağlam, Arsuz'da. Zaten koşa koşa yine buraya geldiniz. Gelmek zorundayız. Bakın ben yeni ameliyat oldum, daha 3 hafta olmadı. Arsuz'da kalıyorum, Ankara'da oldum. Doktoruma tek şartım vardı, dedim beni 6 Şubat'ta Antakya'da olacak şekilde. Neden burada olmak istediniz? Ya burada olmalıyım. Bakın ben daha yüzleşemedim. Daha bu olayı kabul edemedim. Daha ölülerimi kabul edemedim. Her an arkadaşlarımı bir yerlerde arıyorum. Yok yani ben bir sürü ölenimiz var. Onların öldüğünü bile kabul etmiş durumda değiliz. Çok kötü Antakya arkadaşlar. Antakya çok kötü. Çok çok kötü. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Az önce... Ve unutturmayın. Burayı kesinlikle unutmayın. Lütfen çok asla rica ediyorum. Buradayız. Ben izliyorum sabahları sizi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Az önce Gökhan Zan sormuştu. Bak şöyle bir etrafına. Yaralar sarılmış mı acaba? Bunun yanıtını sen ver demişti. Buradaki büyüklerimiz zaten anlatıyor. Gözyaşlarıyla anlatıyor. Herhalde hep birlikte o sorunun da yanıtını almış olduk. Tekrar Gökhan Zan bizi bekliyor. Bir sene buradayız, gözyaşları içinde büyüklerimiz ve ne dersin? Yani ne demem lazım İlker Bey? Neyi konuşabiliriz ki? Bir şeyin değişmediği, çaresizliğin mi konuşacaksınız? Kaybolan çocuklarınızı mı koyacaksınız? Bulamadığınız ölülerinizi mi, ailelerinizi mi konuşacaksınız? Ya da en azından ya öyle bir şey düşünün ki, öyle bir çaresizlik ki nasıl anlatsam. Yani artık ölülerimizi bulmak bile bizi sevindirir hale geldi. Peki bundan sonrasını konuşalım hocam. Ne istiyorsunuz? Hataylılar ne istiyor? Gökhan Zan o deprem anında gelmeyen vinçte, bekletilen vinçte, gelmeyen yardımlarda sesini yükselten, sosyal medya üzerinden bağıran
anlatmaya çalışan Gökhan Zan bu saatten sonra neyi söyleyecek? Onları unutmak kolay değil bir kere İlker Bey. Unutturmayacağız. Ama bundan sonrası için bizlerin, iktidarın, muhalefetin, STK'ların, iş insanlarının, bu ülkeyi yöneten büyük iş adamlarının, muhtarların, Hatay'ın eski insanları, sivil toplum kuruluşları, üniversite hocaları, jeofizikçiler, bilim insanları, bilim ışığı altında şehir şurası planlaması kurarak buradaki insanların demografik yapısına göre, demografik yapısı bozulmadan bu şehir tekrar inşa ve ihya edilir. Bu şehir insanları Samandağ, Defnesi, İskenderun'u, Yayladağ, Hassas'ı, Erzin'i, Arsuz'u, efendim bizim dört yolu aklınıza nerede geliyorsa tüm 15 ilçesinde kim komşusunu ve neye göre yaşaması gerektiğini çok iyi analiz etmeleri lazım. Bakın ben ben bir insan olarak İlker Bey, eğer sen benim komşumsan ben seni isterim yanında. Beni buradan alıp 50 kilometre başka bir yere taşıyamazsın, hakkın yok. Ben 1000 yıldır burada Alevisiyle, Sünnisiyle, Hristiyanıyla, Ermenisiyle, Yahudisiyle birlikte yaşamış bir toplumuz. Buradaki coğrafya çok özel bir coğrafya. Bakın bunu es geçemeyiz. Burası Türkiye'nin kalbidir. Medeniyetlerin ve dinlerin buluşma noktası. Bakın medeniyet tarihiyle, kültürel tarihiyle, dinsel tarihiyle bizim Beyrut'tan, Şam'dan, Halep'ten, Kudüs'ten farkımız yok. Biz bütün medeniyetleri bir arada barındıran, 13 medeniyeti barındıran bir toplumuz. Biz 1000 yıldır hakça hukça yaşayan bir toplumuz. Biz depremden, felaketten, patlamalardan, işgallerden birlikte yaşamayı öğrenmedik. Biz 1000 yıldır birlikte yaşayan bir toplumuz zaten. Onun için ben de diyorum ki Cumhurbaşkanımız, yetkililer, Çevre Şehir Bakanlığı, kim varsa yerel yönetim, merkezi yönetim, genel yönetim bu işin içerisinde parmağı, eli, yetkilisi kim var ise lütfen bu şehrin önde gelen insanlarıyla, Hatay'ın eski insanlarıyla, bilim ışığı altında, üniversite hocalarıyla, jeofizikçileriyle gelin kardeşim muhtarı, halkı alın, toplayın, büyük bir ofis açın ve projelendirin, gösterin kim, nerede, ne şekilde oturacak. TOKİ yapıyorsunuz, neye göre yaptığınız belli değil. Kim oturacak, o da belli değil. Bu insanlar çaresiz, bu insanlar... Hatay garip mi? Tabii ki. Ya. Şu anda öyle. Merkezi yönetimle yerel yönetim eşgüdüm içinde olmazsa garip kalır dedi Cumhurbaşkanı. Ve ya, bu sözleri de aslında bütün deprem bölgesinde tepki çekti. Ne dersiniz buna? Son olarak da bunu sorayım. Bu çok net bir şekilde kabul edilecek bir söz değil. Çok talihsiz bir sözdür. Danışmanlarım kendisini yönlendirdi. Bunu okudu söyledi. Ya da daha da vahim bir şey. İçindekini mi söyledi? Bu daha da vahim bir şey. Bu kabul edilecek bir durum değil. Bakın, bu insanlık adına, hakikaten vicdan adına baktığınız zaman kabul edilecek bir şey değildir. Hemen bir empati kursun Sayın Cumhurbaşkanımız. Kendini buradaki depremzedeler yerine koysun ve düşünsün. Bir bez parçasına muhtaç olsun, bir pet şişeye muhtaç olsun, gelsinler. Bir çadırda, bir konteynerde bir saat geçirsinler, bir gün geçirsinler. Biz bir yıl geçirdik. İnsanlık tarihinin şu anda utanç günlerinden bir tanesi. Bir yıl geçti. Bu insanlık tarihi ve bu insanlarımız bunu hak etmiyor İlker Bey. Bu kabul edilecek bir durum değil. O yüzden diyorsunuz 4-17 halkındır. 4-17 sessiz bir protesto anıdır. Bizim saygımızı ileteceğimiz bir andır. Protokol de o yüzden orada olmamalıdır mı diyorsunuz? Bence evet olmamalı. Çünkü ne anlamda? Eğer olacaksa da gelsin halkıyla birlikte. Halk nasıl depremden çıktıysa, enkazdan çıktıysa, nasıl millet çaresizdi ve sessizdi. Aynı duyguları biz bu şekilde bugün yürümeye çalıştık. Ancak orası efendim bir spikerin 30 dakika boyunca susmadan 0417'yi gösterdiğinde bari halka o bir dakika içerisinde saygıyı duyun. Yani orada Allah aşkınıza neyin protokolü? Ya sen ilk 3 gün yanımda zaten değildin. Ben seni niye yanımda göreyim ya bugün? İstemiyorum ki, yanımda değildin zaten. Beni muhtaç ettin zaten. Yoktun. O yüzden 0417 halkındır, depremzedelerindir. Depremzedelerin konuşacağı dakika ve saattir ve gündür.
bu protokolün konuşacağı gün değildir. Gitsinler siyasetlerini başka yerde yapsınlar. Başka saatte yapsınlar. Bakın bu kabul edecek bir durum değil. Ben eğer bugün konuşmayacaksam, bugün depremzedeler tepkisini sessiz olarak göstermeyecekse, böyle ya en azından sessiz gösteriyorum ya. Bunun daha ötesi var mı? Protestosu yok, bir şey yok. Ama siz gelip insanların sesini yüksek bir sesle 04.17'nin anında keserseniz, anonslar yaparsanız, protokolü anons ederseniz bu kabul edilecek bir durum değil. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür geldiniz, ederim. Anlattınız, bize Saray Caddesi'ni gösterdiniz. Ben biraz daha devam edeceğim. Gökhan Zan ilk andan beri burayı hiç terk etmedi. Kendisi terk etmedi, eşi Müge Hanım. O da terk etmedi. O da çocuklara acaba hani ne yapabilirim diye düşünce içindeydi. Çocukları bu psikolojiden uzaklaştırmaya çalıştı. Hem Gökhan Zan hem de Müge Zan. Onlara da ikisine de teşekkür ediyorum. Hocam bir kez daha teşekkürler. Şimdi öyle zannediyorum bir molaya gitme vaktimiz de geldi. Bir kez daha şöyle etrafı gösterelim. Az önce konuştuğumuz büyüklerimiz, onların anlattıkları zaten bize bir yıl sonra yaraların sarılıp sarılmadığını anlatıyor, gösteriyor. Şimdi Saray Caddesi'nde bir üst sokağa çıkacağız. Bir mola vereceğiz hızlı bir şekilde. Molanın ardından konuklarımız da olacak. Hızlı bir şekilde yine Saray Caddesi'nde dolaştıracağım sizlere. Buradayız. Çalar Saat'ten sizler de ayrılmayın. Başlığımızı bir kez daha hatırlatayım. Asla unutmayacağız. Zeynep Bastık anne. Zeynep Bastık. Gülbeyaz. Gülbeyaz. Açalım. Zeynep Bastık'tan Gülbey'e. Açalım müdürüm. Sen susunca karışır içim, tükenir aşkım sensiz gül. Sen açınca çözülür içim, yaşarım aşkı senle gül. Bahar dallarına ayaz vurunca oyunun bükülüp yas olunca, sen bir güldün ben bir gonca, nasıl büyürüm sensiz olunca. Sen olmasan ben solarım, gül beyaz gül açarım. Sen olmasan ben solarım, gül beyaz gül açarım. Yerini al yüreğimde, yerini al, gül beyaz gül yanımda kal. Sevgimi al sakla koynumda, dokunmasın kimse ona. Bir tarafımız Asi Nehri, diğer tarafımız
sessiz, derin bir boşluk. İşte etrafımız, etrafımıza şöyle bir bakalım. Hatta biraz da şöyle havadan bakalım. Burası Hatay Antakya ve Hatay Antakya'nın Saray Caddesi. Saray Caddesi'nde dümdüz edilmiş molozların üzerinde duruyoruz maalesef. Yeniden burayı göstermeye devam edeceğim. Çok ağır bir bilanço var karşımızda. 6 Şubat 2023, 6 Şubat 2024. Aradan geçen 365 günde insanların hayatında bir şey değişti mi, değişmedi mi? İsterseniz onları da konuşalım. Asla unutmayacağız dediğimiz bir gün ve bu başlık altında da sizlerle konuşmak istiyoruz. Instagram'dan da Twitter'dan da düşüncelerinizi, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdi o ağır bilanço, o ağır bilançonun da notlarını aktarayım sizlere. 14 milyon kişi doğrudan bu depremde etkilendi. 53.537 insan hayatını kaybettik ki Hatay'da hayatını kaybedenlerin sayısı 24.147 olarak açıklandı. Sonra 107.213 kişi yaralandı. Yaralanmış, ağır hasar almış binaları da şöyle bir göstersin Fox kameramanı Mustafa Soybaş. Burası eski, antik de bir yer, bir binaydı. Bir otel olarak kullanılıyordu. Sizler de görüyorsunuz odaların içleri hala görülüyor. Yıkılmamış, ağır hasarlı bir bina olmasına rağmen yıkılmamış olduğunu görüyorsunuz. Devam edelim. Kayıplar var. 38'i çocuk, 145 kişi kayıp, hala bulunamadı. Yüzlerce kişi evsiz kaldı. Milyonlarca kişi evinin yurdunu Kahramanmaraş'ı, Hatay'ı, Gaziantep'i nereden endişe duyuyorsa oraları terk etmek zorunda kaldı. Şu binalara bakın, şu binaların üzerindeki ağır hasara bir bakın. Burası tarihi bir yerdi, bir mekandı, bir otel olarak kullanılıyordu. Şimdi hemen onun yan tarafında bir başka mekan. Tekrar söyleyelim, burası aslında Hatay'ın can damarıydı. Antakya da Saray Caddesi, İstiklal Caddesi neyse burada herkes için, Hatay'a gelen, Antakya'ya gelenler için de böyle bir yer, böyle bir adresti. İşte bakın şu binaya, şu binanın haline. Buraların restore edilmesini isteyenler var. Buraların bir an önce ayağa kaldırılmasını isteyenler var. Onu da şimdiden hatırlatmış olalım. Hatay'ın en büyük sorunu nedir diye soracak olursanız, burada az önce konuştuklarımız da var. Hatta yanlarında ya buraya gelip de sokak hayvanlarını besleyen tek kişi benim diyen bir arkadaşımız. O da anlatıyor. Burada bizi unutmasınlar, insanları unutmasınlar, sokak hayvanlarını, hiçbir canlıyı unutmasınlar diyorlar. Sonra bizim konu sorunumuz var. Bu konu sorununun bir an önce çözülmesini isteyenler var. Toplum yararına projeler, bu projelerde çalıştırılanlar var ama bir işsizlik meselesi de var. O işsizlik meselesinin de bir an önce çözülmesini isteyenler. Ben şimdi burada durayım. Hemen hep birlikte bir Adıyaman'a gidelim. Adıyaman'da Fox kameramanı Kazım Gökçe ve Fox Haber'den Ali Onur Tosun bizleri bekliyor. Ali Onur Tosun'un da birinci yılında, depremin birinci yılında notlarını alalım. Evet İlker Karagöz, tam bir yıl geçti. Bir yıl önce bugün saat 4.17'de arkamdaki saat kulesindeki o saat o gün durdu. 4.17'de o gün bugündür saat 4.17'yi gösteriyor. Peki 4.17'de duran tek şey o saat miydi? Tabii ki hayır. Adıyaman'da hayatta durdu. İşte hayat durduktan sonra bir yılda neler değişti aslına bakarsanız Adıyamanlıların söylemiyle pek de değişen bir şey yok. Hala Adıyaman unutuldu diyorlar. Biz bakıyoruz, hala birçok sorun ortada duruyor. O gün sesimi duyan var mı diye bağırıyordu insanlar enkazların başından. Biz onların sesi olmaya çalışıyorduk. Onların sesi duyulmadığı gibi bizim de sesimiz duyulmadı. Biz onlara ses olmaya çalışırken buraya arama kurtarma ekibi lazım derken bizim sesimizi duyması gerekenler maalesef bizim sesimizi duymadı. Su lazım, yemek lazım derken yine sesimiz duyulmadı. Aradan bir yıl geçti. Duyulan ses ne oldu? Konteynerlere geçebildi Adıyamanlılar sadece. Bir yıldır konteynerde yaşamak kolay değil. Çatıları su alıyor. Kışın soğukta, yazın sıcakta çok dayanılmaz bir ortam oluyor konteynerin içi. 20 metrekarelik bir yerden bahsediyoruz. Şu anda konut lazım diyorlar. Adıyamanlıların sesi yine duyulmuyor. Konutlar yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Hemen böyle dönelim. Kazım Gökçe size göstersin. Bakın
karşıdaki dağın tepesi. Aslında burası hastane caddesi. Burası sağlı sollu binalarla doluydu. Hemen sağımızda solumuzda yerinde dönüşüm adı altında yeniden binalar yapılıyor ama karşı tepeye baktığımızda asıl binalar, depremzedeler için yapılan binalar oradalar. Niye orası seçildi? Zemini sağlam. Çünkü Adıyaman merkezin zemininin sağlam olmadığını uzmanlar da söylüyor. Şimdi oraya konutlar yapılırken yıkılan binaların yerine tekrar binalar yapılıyor. Hem sağımızda hem solumuzda. Şimdi Kazım Gökçe buraya dönebilirse burayı da gösterelim. Bakın yerinde dönüşüm görüyorsunuz. İnşaatların etrafına çevrilen panolarda yerinde dönüşüm geleceğe güvenle yükseliyor deniyor ama hibelerle yapılacak bunlar, depremzedelere verilen hibelerle yapılacak. Ama uzmanlar da diyor ki bu zemin sağlam değil, bunu biliyoruz çünkü burada bir sürü bina yıkıldı, burada binlerce insan hayatını kaybetti. Zemin sağlam olmayınca bunu güçlendirmek gerekiyor. Bu hem zaman demek hem daha fazla maliyet demek. Buralarda inşaat yapmak yerine bir an önce sağlam zeminde yapılan inşaatlarla depremzedelerin konut sorunu çözülebilirdi. Maalesef bu ses de Adıyaman'dan hala duyulmuyor. İlker Karagöz. Evet, Adıyaman'daki durumu, tabloyu da Ali Onur Tosun işte bu şekilde anlattı. Yaralar sarıldı mı? Bir sene sonra yaraların hala sarılmadığını maalesef görüyoruz. Şimdi bir kez daha söyleyeyim. Derin bir boşluğun içindeyiz. Moloz yığınları ve yıkılmış olan yapılar var. Bu yapılar hani bundan sonrası için neler yapılacağıyla ilgili elbette Hataylıların, Antakyalıların da istekleri var. İşsizliği hatırlatanlar var. Bir kez daha söyleyeyim. Bir an önce Saray Caddesi'nin ayağa kaldırılmasını isteyenler var. Söyleyelim. Sonra burada pek çok yapıyla birlikte mesela restore edilmesini istedikleri yerler var. İşte Protestan Kilisesi de Ortodoks kilisesi de o bir an önce restore edilmesi istenilen yerlerden, onların da hatırlatmasını yapalım. Şöyle Fox kameramanı Mustafa Soybaş göstersin. İşte o tarihi yapıların kıyısından geçiyoruz. Az önce Gökhan Zan da sordu. Sonra bir büyüğümüze sorduk. Efendim bir senede ne değişti, neler yapıldı, bir anlatır mısınız, bir söyler misiniz dedik. İşte gözyaşlarıyla Çalar Saat'te bizlere anlattı. Etrafımıza bakıyoruz. Etrafımızda böyle yıkılmış binaların içinde ayakta kalmış gibi görünen ama yine de hasar almış binalar. İşte şu bina belli ki çok eski bir yapı. 100 yıllık belki 120 yıllık bir yapı ve sonradan otel olarak kullanıldı ve şimdi de artık kullanılamaz halde. Biraz aşağısında yine buraya gelenlerin, Hatay'a gelenlerin kullandığı butik otel olarak da bilinen meşhur da bir yer olduğunu söyleyelim. Öyle bir mekan daha var. Yine tarihi bir mekan. Oranın da nasıl yara aldığını, ağır hasar aldığını işte buyurun gösterelim sizlere. Efendim günaydın. Siz buralısınız. Evet, buralıyız. Peki burada mı yaşıyordunuz? Saray Caddesi'nde mi yaşıyordunuz? Burayı gördünüz, bu binaları gördünüz. Gördük, evet. Bir üst sokakta. Evet. Kurtuluş Caddesi'nde. Eviniz ne durumda? Evimiz yıkık yani. Üst avlulu ev olduğundan dolayı üst taraf yıkılmış ama alttaki odalarımız sağlam. Peki, ne söylersiniz? Yani bu etrafı görüyorsunuz, Saray Caddesi'ni görüyorsunuz. Eski ışıltısını, eski neşesini biliyorsunuz. Ne söyleyelim? Ne, şehir yok oldu. Yani ölenler bir defa öldü, biz her gün ölüp diriliyoruz. Ya canımızdan başka bir şey kalmadı. Çok geçmiş olsun. Yakınlarınız var kuşkusuz. Kaybettikleriniz de var herhalde. Şükür yani şöyle, çekirdek aileden herhangi bir şeyimiz olmadı, kaybımız olmadı ama yani kardeşten de öte aile dediğimiz olay, anlatabiliyor muyum? Bizim için kardeşten de öte, öyle diyelim. İsminiz nedir? İsminizi alabilir miyim? İlyas. İlyas Bey. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hülya. Hülya Hanım. Evet, Saray Caddesi. Saray Caddesi'ndeki durum bu şekilde. Peki biz bir daha böyle bir felaket başımıza gelmesin diye ne yapabiliriz? Kuşkusuz önlem almamız gerekiyor. Deprem dirençli şehirlere ihtiyacımız var. Bir deprem bilimciyi kendisine uzman olarak atadığında, danışman olarak atadığında bir siyasetçi prim kazanmaya ya da onun üzerinden bir kendisini anlatmaya gayret etmemeli. Doğrusu şu, bilim ve bu bilim insanları mesela Naci Görür kuşkusuz bu siyasetin üstünde olmalı. Ve onların sesine de bir kulak verilmesi gerekiyor. Naci Görür anlatsın.
Biz bu işi siyaset üstü görüyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, siyasi fikri ne olursa olsun, ülkemiz ölmesin doğrultusunda emre amadeyiz. Yani bizi siyasetle karıştırmasın, ilişkilendirmesinler. Hele hele özellikle Marmara bölgesi deprem açısından, deprem nedeniyle yıkılır, ekonomik olarak çökerse, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı ve ona bağlı olarak siyasi bağımsızlığı da tehdit altına girer. Onun için Türk milleti olarak bizler hem bu işin oyuncuları, yani siyasetçiler, iktidar, muhalefet ve halk muhakkak devreye girmeli, siyaseti bir tarafa bırakmalı, omuz omuza, kol kola, el birliğiyle, iş birliğiyle ülkemizi depreme hazırlamalıyız. Yani bu gerçekten beka meselesi. Bir devletin varlık nedeni kendi milletinin canının güvenliğinin sağlamasıdır. Aksi halde devlet olmanın da bir anlamı pek kalmaz. İşin içerisine burada siyaset, burada particilik, partizanlık sokmayacağız. Deprem partiler üstü bir konudur, siyaset üstü bir konudur. Böyle olmak mecburiyetindeyiz. Efendim şimdi bu yaşanan büyük felaketin ardından yanıt bekleyen sorular var. Dikkat çekiyor bazı gazetelerde. O sorulara bakacağız. Hızlı bir şekilde bir toparlama yaptık. Burayı, Saray Caddesi'ni göstermeye çalıştık. Hatay'ın, Antakya'nın kalbini ve ne durumda olduğunu, işte bakın ne durumda, bir kez daha ekranlarınıza yansımış olsun. Söylenen resmi sözlerin karşısında işte gün gibi açık olan gerçekler var. Şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Buranın toparlamasını yaptık. Reklamların dönüşünde sorulması ve yanıtlanması gereken sorular var. Hep birlikte kesintisiz, aralıksız o soruları soralım. Yine deprem bölgesine gideceğiz. Yine konukları ağırlayacağız. Neredeyse taş taş üstünde kalmamış durumda. Pazarcık'ta o kadar çok yer göçtü ki, o kadar çok yerde enkaz var ki. Bu manzarayı hiç görmemiştik, böyle bir manzara yaşamamıştık. İşten neredeyse yani yarısından fazlası yok oldu. O kadar çok enkaza dönmüş, moloz yığınına dönmüş bina var ki ekipler yetişemiyorlar. Çocuklarını, annelerini, babalarını bu enkazın altından kurtarmak için bir umut çabalıyorlar. Kızım, eşim, oğlum, kardeşim, eniştem, yeğenim. Bak kimse yok. Canımız içeride. İlaç yok, su yok, ekmek yok. İnternet çok büyük sorun. Hatlar çekmiyor, hiçbiri çekmiyor. Fırınlarda ekmek yok. Açıktayız, soğuktayız. Yani sözün bittiği yerdir. Pek çok bina yerle bir oldu ama hiçbir şey için geç değil. Kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Sesimi duyan var mı? Aileler, canları burada. Enkazların altında, beton yığınların altında. Bir umut o enkaz yığınlarının arasından gelecek, iyi bir haber bekliyorlar. Sürekli sesleniyorlar, içeride birisi var mı? Bir can, bir canın olduğunu duyduk şu anda. Hala umut var, hala o umut devam ediyor. Gerçekten umutlar tam anlamıyla tükenmiş değil. Umut 34. O enkazın altında. Mucize bir kurtuluşa tanıklık edeceğiz. Bir çocuğun kurtarılma anı. Çok sevinçliyiz hayatta. Bir can sağ çıktı. 6 Şubat depreminin birinci yılında Hatay, Antakya'dan yayınımıza devam ediyoruz ve hemen Fox Haber'den Gülşah İnce bizleri bekliyor. Gülşah İnce'nin yanında da konuğu var. Konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Gülşah, beni rahatça duyabiliyor musun? Söz sende ve konuğunda. Duyuyorum İlker. Senden de hızlıca pası aldım. Hızlıca da zaten konuğumu bekletmeden sorayım. Çünkü Kırıkan yolundayız ve hemen bir programa yetişmemiz lazım. Aslında tüm gün biraz da hareketli geçti. Sayın Başkan, onunla başlayayım. Şimdi saatler tam 4.17'yi gösterdiğinde ve öncesinde sessiz bir yürüyüş vardı. Siz de o yürüyüşe kısa bir eşlik ettiniz. Ardından da köprü başına geldiniz. Şimdi daha yakın zamana kadar, dün birkaç gün öncesine kadar Hatay üzerinden siyasi söylemler hala devam ediyor. Dolayısıyla bir protokol isyanıyla karşılaştık. Siz de o insanlarla yine yürümeye devam ettiniz. O tepkilerin ardından size bir şeyler anlatmaya çalıştılar. Ne dediler? Niye bu kadar tepkililer? Gözlemlerinizi öğrenebilir miyim? İlk gecenin sıcağını sizden alalım.
6 Şubat'ın sabahında elbette ki depremde kaybettiğimiz bütün canlarımızın, bütün insanlarımızın ruhları şad olsun, rahmetle anıyoruz, mekanları cennet olsun. Gerçekten insan buraya gelince daha derinden bu acıyı hissediyor. Ama burada bulunan insanlar bu acıyı hissetmiyor, acıyı derinden yaşıyor ve hiç o acı aslında ruhlarından uzaklaşmadı. O gece itibariyle şu an dahil aile acısı, anne baba acısı, çoluk çocuk acısı, eş dost acısı, büyük bir acı. Bu tariflenebilir bir şey değil yani. Yaşayan anlayabilir, bilebilir. Bunu biz hissetmeye çalışabiliriz ve Allah acılarını affetsin diyebiliriz. Bu kadar acı bir durum. Dolayısıyla burada yine Hatay'da olmak, deprem bölgesindeki şehirlerimizden birisi olmak, bir yerinde olmak benim için gerçekten hani bir vatandaş görevi gibi, bunu yapmamız gereken, daha fazla ne yapabiliriz bakış açısıyla burada bulunmak elbette hepimiz için değerli. Tam 4.17 geçe sabaha karşı depremin tam olduğu anda, onun biraz öncesinde Genel Başkanımızla, Sayın Özgür Özel ile birlikte yürüyüşe geçerek aslında bir anıtın önünde buluşup orada da dualar edilecek şekliyle yürüyüşe geçtik. Tabii insanlarımızın feryatları var, insanlarımızın kızgınlığı var, öfkesi var, ihmallere karşı tepkisi var. Sonrasında oraya gittiğimizde dualar edildi. Elbette farklı inançların merkezindeyiz. Hatay dünya özeli bir şehir. Yani çok çok özel bir coğrafya. Burada her inanç bir arada, her insan kitlesi bir arada. Böylesi bir coğrafya dünyada çok nadir. Burada inançların da bir arada duygularını ilettiği ve dualarını ettiği bir ortamı yaşadık. Yani sonrasında bir kısım protokol konuşması veya ona benzer ifadelerin olması insanları biraz daha gerginleştirdi. Sanki bu tür ortamlarda olmasaydı daha iyiydi. Tepkileri duyuyoruz. Tepkiler toplumumuzda var. Çünkü depreme dair iyi bir sınav veremedik. Ben bu işlerde yani vermedi, yapmadı, etmedi kısmında olmayı kabul etmiyorum. Yani ben İstanbul Belediye Başkanıyım ve ben ne yapabilirdim, daha fazla ne yapmalıydım kısmından bakarım ve insanlarımızla böyle konuşmayı doğru bulurum ve devletin hiçbir kurumunu bu ülkenin başka bir parçası, biz başka bir parçası şeklinde de yorumlamam. Yani buradaki insanlar yani en büyük ızdıraplarda, en büyük yokluklarda bile acıyı bal ederler. Yani feryadı gizlerler, sakınırlar ama acıları büyük. Ve gerçekten biz depremle mücadelemizde, buradaki afetle mücadelemizde sağlıklı ve iyi bir sınav veremedik. Ay niye garip kaldı? Cumhurbaşkanı'nın sözlerine siz zaten bir tepki göstermiştiniz ama bugün de bizzat gördünüz ya, o tepki. Yani şöyle, bu işin bu bölümünü çok uzun konuşmak bile içimi acıtıyor. Yani acının üzerinden siyaset ya da o hesabı yapmak nasıl olur? Hani İnsan bazen diyor ki bütün makamlar yerle bir olsun. Yani bütün sandık, oy, seçim kazanmak yerle bir olsun. Ya böyle bir şey olmaz. Yani bu acılar üzerinden ya da belli hizmetlerin akışının tarifinde insan ayırt etmek, oy vereni vermeyeni ayırt etmek, bu dili konuşmak. Ya büyük, çok büyük bir hata, çok büyük bir günah. Yazık, insanlarımıza yazık ediyoruz. Bu bakımdan kabul edilebilir bir şey değil. İnsanlar da tepki görüyor. Ben hep şunu söylüyorum. Ya burada bizim insanımızın acısı var. Yani ben 365 gün 24 saat buradaki insanımızı dinlerim. Yani ona karşılık öf bile demem. Yani ağzımdan bir şey çıkamaz yani yönetici olarak. Dinlerim, dinlemek zorundayım çünkü acısı büyük. Dediğim gibi on binlerce insanımızı yitirmiş. Uzun da bir süre yürüdünüz o protokol töreninden sonra ki inanılmaz yani, bir arbede de yani evet, çıktı. Bana da feryadını gösteren, bana bile kızgınlığını gösteren insanlar var. Yani bu doğal. Başımızı öne eğip düşünmemiz lazım. Niçin bu duruma düştük? Devlet olarak biz niçin bu duruma düştük? Niçin afetlerde işbirliği yapamıyoruz? Birlikte konuşamıyoruz bu ortamları? Bir arada çözüme kavuşturamıyoruz da burada bile ayrımcılık ya da o hesabı vesaire üzerinden
konuşmalar yapabiliyor bu devlet, bu ülke. Ya insanın ayırt etmekle nereye varacağız Allah aşkına? Acı da bütünleşemiyorsak, kötü günde bütünleşemiyorsak, ya bugün Miraç Kandili, yani kutsal bir günde, güzel bir ortamda birleşemiyoruz. Nerede birleşeceğiz Allah aşkına? Omuz omuz olmak, bir arada olmak, acısını paylaşmak, dinlemek, çözüm bulmak, daha iyisini yapacağız demek. İnsanlarımıza moral ve çoğunlukla çocuklar, gençler, yani feryat. Şimdi gençlere bakıyorum, niçin kızmasın, niçin öfkelenmesin? Yani bir, afet anını yaşayamamışız. İki, güveneceği şey bir gencin mesela annesi, babasıdır, yuvasıdır, evidir. O dört duvar arasındaki yuvası onun için en güvenli alandır mesela. Biz o güvenini yıktık. Ve o gençlerin belki geleceğe dair hayalleri yıkılmış durumda. Biz diyoruz ki kendini tedavi etsin. Yani hiçbir şey hissetmesin. Biat etsin. Bir şey demesin der. Çocuklar, eder. Çocuklar, feryat gençler olarak belirtmeniz çok kıymetli. Şimdi siz de bu zamana kadar merkezi hükümetten farklı bir siyasi partinin yerel yöneticisisiniz. Cumhurbaşkanı söylemlerinden siz de zaman zaman engellemelere dikkat çekiyorsunuz. Bu engellemelere dikkat çekmenizdeki amaç ne? Önce bunu sorayım. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bugün burada olmanızın bir de bir başka anlamı var. Birazdan hatta hemen o yola çıkılacak, bu yayın biter bitmez. Orada ne yapacaksınız? O gençler için ne temel atılacak? Şimdi bu ayrımcılık ya da bir işin engellenmesi, yapılmaması vesaire gibi çağ dışı, cahilce, yani bir yurttaşın milleti adına, devleti adına yapabileceği en büyük kötülük. Bir yurttaşın adı ne olduğunu önemli değil. İster cumhurbaşkanı, ister bakan, ister vali, ister belediye başkanı. Bir işin engellenmesini yapmak, yurttaşlık görevi açısından görevini ihmal etmek. Vatandaşına kötülük yapmak, o bakımdan dile getiriyoruz. Ha, biz şunu da yapıyoruz, buna bir de mücadele ediyoruz. Bu bir bahane mi? Yani? Asla bahane değil. Yani bunların hepsine çözüm bulmasak bugün burada başımız dik, alnımız açık, vatandaşımızın karşısına çıkıp başardık diyemezdik. Ama niçin? Yani niçin işler engellensin ya da geciksin? Yani ya da böyle bir mücadele, böyle bir didişmeyi yaşayalım, öyle değil mi? Yani bu işin iktidarı, muhalefeti, bakın bunları acılı anlarda, acılı topraklarda, acılı toplumun ortasında daha çok konuşmamız lazım. Çünkü doğru yer orası. Yani bunu hissetmemiz gereken alan orası. Başından beri buradaydık. Bir kere onu söyleyeyim. İstanbul halkının vicdanını temsilen ne yapabiliyorsak hiç eksik bırakmamaya gayret ederek 10 binin üzerinde çalışanımızla burada olduk. 10 binin üzerinde. Her konuda, yani geçici konaklama alanlarından, çadırından veya diğer hususlarına kadar, yeme içmesinden psikolojik tedavisine ya da sahra hastanelerine ya da bir takım lojistik desteklerine, maddi manevi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde hangi imkan var ise kullandık, kullanmaya devam ediyoruz. Bilgisi, deneyimi, becerisi, bu ne biliyor musunuz? Sorumluluğumuz. Yani bu bir lütuf değil, yani Hatay'a, bizi AFAD Hatay'la birleştirdi. Başka illere de desteklerimizi gönderdik. Göndermeye devam ediyoruz. Yani bu bizim sorumluluğumuz, bakın lütuf değil. Tekrar altını çiziyorum. Daha fazla ne yapmalıyız diye bakmalıyız. Ben hatta nasıl bakıyorum biliyor musunuz? Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak buradaki milyonlarca insanımızla aramızda uçurum açıldı. Yani buradaki insanlarımız maddi, manevi, psikolojik, her türlü inanılmaz bir irtifa kaybetti. Yani biz şu koşullarda yaşıyorsak, buradaki vatandaşlarımız belki onun yarı seviyesinde yaşıyor. Biz ne zaman ki bu bölgede yaşayan insanlarımızı, Hataylı o kadim kültürün güzel insanlarını, ya da Maraş'ın, ya da Malatya'nın, ya da Diyarbakır'ın diğer noktalardaki insanlarımızı aşağıdan yukarıya tırmandırıp aynı seviyeye getirene kadar mücadelemizi vermek zorundayız. Eşitlendiğimiz gün diyeceğiz ki milletçe, devletin görevlisi, en tepesindeki belediye başkanı, bakanı, osu busu, hepimiz o zaman diyeceğiz ki tamam, vazifemizi yaptık, artık bizden aşağıda kalan bir vatandaşımız yok, eşitlendik, artık hayatımıza huzurla devam edebiliriz. Bunu sağlayana kadar hizmetlerimizi sürdürmek zorundayız. Başta bu şehrin ve deprem bölgesindeki çocukların ve gençlerin geleceği adına. Onun için bugün Kırıkhan'a gidiyoruz. Kırıkhan'da yaptığımız çalışmalarda özellikle eğitime destekle ilgili ne yapabiliriz araştırmalarımız esnasında? Yıkılan bir lisenin
yıkılması gereken bir lisenin yenilenmesiyle ilgili bir süreci planladı arkadaşlarım. Milli Eğitim Bakanlığı'yla konuştuk, onların onaylarını aldık ve çok da manevi bir iş yaptık aslında. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin çalışanlarına verilen bir bütçe var. Bayramlarda özellikle onlara bir takım hediyeleri var kurumumuzun. Bunlardan fedakarlık yaparak o bütçeyi buna ayırarak İstanbul Büyükşehir Emekçileri Lisesi'nin bugün temelini atıyoruz. Hızlıca bitirip önümüzdeki eğitim dönemine de yetiştirmek adına Kiptaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin emekçilerinin güzel bir emeğini, burada gençlerimize sağlıklı, güvenli bir okula kavuşmalar için bir esere dönüştürme çabası içinde olacağız. Vesile olanlara teşekkür ediyorum. Hataylıların, bütün deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın, az önce söylediğim gibi eşitlenene kadar, bir olana kadar, birlikte olana kadar, kendini güvende buradaki çocuklar, gençler hissedene kadar çalışmaya, bu yolda kendimizi adamaya devam edeceğiz. Tabii ki depremle mücadelede dirençli kentler var etmeye, başta İstanbul olmak üzere bütün kentlerimizi bu seviyeye getirme konusunda da sorumluluğumuz büyük. Bu yolda da emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Tekrar kayıplarımıza rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Acımız büyük. İnşallah bir daha bu acıları yaşamadan bütün tedbirlerini alan bir millet oluruz. Çok teşekkürler Sayın Başkan yayına katıldığınız için. Sizi de hızlıca şimdi Kırıkhan'a temel atma törenine gidiyoruz. Önemli bir iş, anlamlı bir iş. Şimdi buradan hemen yola çıkılacak ve Kırıkhan'da o zarar gören lisenin temeli yeniden atılacak. Ve şunu da altını çizelim İlker Karagöz. Buradaki insanlar, az önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da söyledi, eşitlenene kadar mücadele devam edecek. Yani bir önümüzde bir seçim var, o seçime göre hareket edeceğiz demedi Ekrem İmamoğlu ve buradaki insanlar da zaten şunu söylüyor: biz nasıl yardım istenir onu bilmiyoruz. Çünkü 6 Şubat öncesine kadar onların hiçbir şeye ihtiyacı yoktu, sadece bir gecede bu duruma düştüler ve bir yıldır da nasıl yardım isteneceği konusunda bilgileri yok, ama istemek zorunda da değiller diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım. Gülşah İnce, Gülşah İnce'nin konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Teşekkürler. Fox ekibi orada Kırıkhan'daki okul açılışının takibini de yapacak. Temel atma törenleri var. Öyle söyleyelim. Halkla buluşmalar var. Konteyner kentlerde yine insanlar dilenecek. Onlar ne durumda? Ve bir yandan da herhalde yetkililer sorulacak olan sorularla da muhatap olacaklar. Sorular var. Ve bu soruların da yanıtlarının bir an önce verilmesi gerekiyor. O sorulardan bir tanesi, deprem parası toplandı senelerce. Nerede bu deprem paraları? O sorulardan bir tanesi. Deprem olduğu için hemen yurttaşların aklına deprem vergisi geliyor. Aslında deprem vergisi diye bilinen vergi 99 depremiyle hayatımıza giren özel iletişim vergisidir. Bu özel iletişim vergisinden o günden bugüne kadar ortalama kurla 38 milyar 947 milyon dolar para tahsil edilmiştir. Ancak bizim bütçe uygulamamızda gelirlerin belli giderlere özgülenmesi söz konusu değildir. Yani vergilerin hepsi bir havuzda toplanır ve bu havuzdan harcanır. Bu nedenle aslında deprem vergisi nerede demekten ziyade bugüne kadar ödenen her kuruş verginin nerede olduğunu sormak, sorgulamak gerekmektedir. Bu ülkenin yurttaşları olarak 2002-2023 yılları arasında, yani son 22 yılda ortalama dolar kuruyla 2 trilyon 756 milyar 502 milyon dolar vergi ödedik. Bu soruların her gün ülkeyi yönetenlere sorulması gerekmektedir. Çünkü vergi bilinci yüksek toplumlarda hak arama bilinci de yüksek olacaktır. Meselenin bir diğer tarafı da yıllardır dejenere edilmiş kamu ihale sistemidir. Birilerine tatlı gelen imar rantlarıdır. İnsan hayatını içe sayan imar aflarıdır. Yani mesele her şeyin en pahalı ama insan hayatının ucuz olması meselesidir. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş birazdan O Da Çalar Saat'te konuğumuz olacak. Hemen bir Kahramanmaraş'a gidelim. Fox Haber'den Beril Ötkan ve Gökhan Arıkan bizleri bekliyor Kahramanmaraş'ta. Yanlarında bir depremzede ve depremi yaşayanlardan birisi, onun da anlatacakları var. Beril, seni dinliyoruz.
Evet, Ebrar sitesinin alanındayız. Dün burada anmalar vardı. Tabii ki Kahramanmaraş'ın her yerinde çok büyük acılar yaşandı ama 1400 insana mezar olan bu alanda anmalar toplandı. İnsanlar daha çok çoğunlukla buraya geldiler. Sabah da geldiğimizde bir baktık ki burada da çalışmalar hızlanmış. Şunu söyleyelim öncelikle, tabii ki çok büyük bir acı vardı ama o acının arasında ben Kahramanmaraş'ta şunu gördüm. Her noktasında bir hak arama mücadelesi var. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum İlker Karagöz. Zafer öğretmeni belki herkes hatırlar. Kahramanmaraş'ta bir apartmanda hem eşini hem iki çocuğunu kaybetti ve günlerce onları aradı ve sonunda da hepsinin vefat ettiğini öğrendi ama kızının öldüğünü ispat edememişti. Size selamlarını iletti. Onun da bir hak arama mücadelesi vardı. Vefat eden kızının öldüğünü ispat etmeye çalışıyordu. Bugün de yanımızda Fadime Gökçe var. Kızı Fikriye Aybüke Körü'yü öldü mü, sağ mı? O da bir haber almaya çalışıyor. Sağysa nerede diyor. Ebrar sitesindeydi kızı. Kendisi de Adana'da depremi yaşadı. Evet. Sarsılır sarsılmaz aklı tabii ki kızındaydı. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Dün dedim ki üşürseniz dedim, acıkırsanız dedim. Siz bana dediniz ki bir yıldır ne üşüyorum ne acıkıyorum. Evet. Bir yıldır ne yaşadığınıza ve kızınız için ne istediğinize döneceğim ama dün ne hissettiniz burada? Dün çok kötüydüm. O ilk güne gittim. Aynı duygular yaşadım. Çok kötü oldum. Sanki kızımı o enkazın başına geldim ve kızımı kurtarmak istiyorum ama giremiyormuşum duygusuna kapıldım. Aynı şekilde yaşadım. Çok kötü oldum. Çok kötü bir duyguydu. Ben yani sene devriyedisi diye geldim. Yanında olmak istedim ama o an geldiği zaman 4-15 çok kötü oldum. Hiç iyi bir duygu değildi yani. Kızımın o taşlar gözümün önünde apartmanların yıkıldığını, kızımın taşların altında kaldığını düşündüm. Efendim, kızınız taşların altında belki de kalmadı. Çünkü sizin elinizde bazı kanıtlar, bazı iddialar var. Kızınız, damadınız maalesef hayatını kaybetti. Evet. Bir kez daha başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Fakat kızınız hiçbir yerde yok. Ne hissediyorsunuz bir yılda? Ne mücadelesi veriyorsunuz? DNA'mı verdim. Savcılıklara gittim, başvurdum aransın bulunsun diye. DNA'lara tekrar bakılsın diye bunları yaptım. Buna rağmen hiçbir şey olmadı. İzmir Tepecik Hastanesi'nden şikayetçi oldum. Güvenlik kameralarına bakılsın diye. Araştırma yapılsın diye. Kızınız buradan bir iddiaya göre helikopterle İzmir'e nakledildi. Evet. Evet. Siz kızınızın hastanede şimdi bir... Konuyu da özetleyelim. Kızınızın hastanede giriş kaydı var. Resmi olarak kayıt, evet, bulunuyor. Evet, giriş kaydı var. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün yayınladığı bir linkte kızımın sedyede resmi var. Ama bu elimde bu kanıtlar olduğu halde ben kızıma ulaşamıyorum. Kızım nereye gitti, nerede, nereye götürüldü hiçbir bilgim yok, hiçbir haberim yok. Ben kızımın bulunmasını istiyorum. Sonuçta elimde bir kanıt var, kızımın resmi var. Hastane giriş kaydı var. Bunların hepsi var. Ama benim kızım yok. Bulunamıyor. Efendim, bir yıl geçti. Nasıl bulunamıyor? Ben bunu anlamıyorum. Bilemiyorum. Buhar oldu uçtu sanki. Veya uzaylılar götürdü sanki. Yani bilmiyorum. Benim hep dediğim bir şey var. Ben varım, kızım da var. Var ama nerede? Ben kızımı istiyorum. Başka bir şey değil yani. Kızımı istiyorum. Elimde kanıtlarım var. Gösteriyorum. Söylüyorum. Şikayetçi oluyorum. Ve sonuçta hiçbir cevap yok. Hiçbir ses yok. Bu sessizliğin çığlığı gibi bir şey yani. Çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Bir anne depremin üzerinden bir yıl geçmiş. Ben kızımı istiyorum diyor. Sağ olduğuna inanıyor. Dileriz ki öyledir. Ama ne ölüsü ne dirisi bir yıldır yetkililerden bir ses yok diyelim ve sözü size bırakın. Meri Lütkan Kahramanmaraş'tan anlattığı aktardı. Bir yıl sonra Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş'ta depremi yaşayanlar söyledikleri. Şimdi yanımızda Türkiye İç Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş var ve biz Hatay, Antakya'da Saray Caddesi'ndeyiz. Bir yıl sonrayı anlatacak bize, bir yıl sonra gördüklerini Erkan Baş. Efendim hoş geldiniz Çalar Saat'te. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. İşte böyle bir yerdeyiz hala. Ne dersiniz? Biraz önce siz çekim yaparken izleyen yurttaşlar ne düşünüyordur diye aklımdan geçerken
hani bir enkazın önünde yapılıyordur program diye düşünen yurttaşlarımız varsa, Antakya'nın her yeri böyle. Defne'nin her yeri böyle. Dolayısıyla özel bir arayış içerisinde olmadığınızı tahmin ediyorum. Çünkü bazen gerçekten dışarıdan bakıldığında buraya doğal olarak herkesin gelme imkanı yok ve gördükleri sadece ekrandan yansıyanlar olunca bütünü yansıtmadığını düşünüyorlar. Bu haklı da ama gerçekten bir yıl sonra bugün buraya gelen herkes şunu görecektir. Bir yıldır burada neredeyse hiçbir şey yapılmamış durumda. Bir yıldır burada enkazlar duruyor. Bir yıldır ben her çıktığım programda Hatay'a geldikten sonra gittiğim her yerde şunu anlatmaya çalıştım. Belki sizler için deprem geride kalmış bir olgu. Yani siz işte üzerinden bir ay geçmiş, iki ay geçmiş, artık bir yıl geçmiş diye düşünebilirsiniz. Ama burada yaşayan insanlar için deprem hayatlarının merkezinde ve bütün yaşamlarını belirlemeye devam ediyor. Hem kent açısından böyle, duygular açısından zaten böyle bir tabloda geride bırakmak mümkün değil. Tarif edebilmek mümkün değil. Az önce işte konuştuklarımız gözyaşlarıyla anlatıyorlar. Yani öyle bir şehirden bahsediyoruz ki duvarlarda güne bakanlar, ay çiçekleri bir yandan umuda sarılmaya çalışıyor. Diğer taraftan dokunsanız ağlayacak çocuk gibi duran bir şehir. Güçlü durmaya çalışıyor. Güçlü dururken de gözyaşlarını tutamıyor. Böyle bir şehir, böyle şehirlerden söz ediyoruz. Ya gerçekten hani herkese kendi memleketi, köyü, ili, ilçesi çok özeldir. Yani Hatay, Antakya sadece buralılar için değil, buraya benim gibi sonradan gelenler için de çok özel. Çünkü binlerce yıldır farklı pek çok kültürün bütün güzellikler burada kalıyormuşsunuz. Bütün güzellikler burada birikmiş. Çok çeşitli kültürlerden insanlar yani burada bir araya gelmiş. Saray Caddesi'nde. Saray Caddesi şimdi keşke hani herkese gösterebilsek bütününü. Gerçekten belki de o işte bütün Hatay'ın kültürünün birleştiği caddelerden bir tanesiydi. Herkesin yolunun kesiştiği ve birlikte yaşadıkları, birlikte eğlendikleri, birlikte güldükleri, birlikte maç seyrettikleri, birlikte üzüldükleri yerlerden bir tanesidir. Şu anda gelsin ekranlara da bu görmüş olduğunuz, az önce de gösterdik, paylaştık. Burası belki 100 yıllık, 120 yıllık bir bina ve bu bina sonradan otel olarak kullanıldı. Erkan Baş'ın da Hatay temasları için geldiğinde kaldığı otel burası. En sık kaldığım yerlerden bir tanesidir. Bir de buranın şöyle bir özelliği vardır. Tabii bizim buradaki programlar böyle çok yoğun geçer. Gecenin geç saatinde geliriz. Sonra sabah erkenden kalkılır. O otelin kapısının hemen girişinde yolla sıfır bir balkon vardır. Ben kahvemi orada içerdim mesela. Çünkü oradan gelip geçen bütün yurttaşlarla dün yaptığımız her şeyin değerlendirmesi yapılır. Bir de buranın öyle bir özelliği vardır. Yani haber çok hızlı yayılır. Herkes ne olduğunu bilir ve kabul ederim ki son derecede politik bir halkı vardı ve onu tartışmak, onu konuşmak, ona dair fikirlerini sizinle paylaşmayı çok severdi buradaki insanlar. Maalesef yani şimdi geriye dönüp baktığımızda bakın şöyle söyleyeyim. Dün gece yarısı diyelim artık. Sabaha karşı o 4.17'de hep beraber biz deprem günü toplandığımız yerde, buradaki arkadaşlarımızın depremden sonra ilk toplandıkları yerde, Dostluk Parkı'nda toplandık. Oradan Yunus Emre Parkı'na doğru bir yürüyüş gerçekleştirdik. Tamamen spontan biçimde insanlar cep telefonlarının ışığını çıkarttılar. Çünkü o gece öyleydi. O karanlık içerisinde cep telefonunun ışığıyla birbirlerini bulmaya çalışıyorlardı. Bakın müthiş, müthiş bir metanet vardı. Büyük bir sessizlik hakim. Herkes birbirinin acısına saygı duyuyor. Hep beraber yürüyoruz. Ama şunu söylemem lazım. Onu sorumluluk olarak görüyorum. Derinde bir öfke çok artmış durumda. Çünkü bir kere ilk anda, depremin ilk anda ne yaparsınız? Bütün derdiniz hayat kurtarmaktır. Yani bir sevdiğinizi kurtarmak için çabalarsınız. Elinizden ne geliyorsa onu yapma. Çaresizlik vardır ama o anda o çaresizliği bile düşünemezsiniz. Yani ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabiliriz? Hep bunu düşündük. Üçüncü gün, beşinci gün, 15. gün falan yavaş yavaş sorgulamaya başladı insanlar burada. Biz bir haksızlığa uğradık. Bize yardım edilmedi. Biz yalnız bırakıldık duygusu vardı. Ama bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Acaba abartıyor muyuz diye de düşündü insanlar. Acaba bize mi öyle geliyor diye düşündüler. Şimdi iki gün önce Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma Hatay tarihi açısından bir milattır. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu an Hatay garip kaldı. Şimdi sözleri. Bakın. İşin edebi kısmını bir kenara bırakalım. Tayyip Erdoğan diyor ki siz bana oy vermediniz,
Ben de size yardım elini uzatmadım. Ben de devletin imkanlarının orada kullanılmasına izin vermedim. Söylediği şeyin lamıcım yok. Bunun karşılığı budur. Şimdi buradaki insanların hepsi zeki insanlar, düşünebilen insanlar ve burada söylenen şeyi anlıyorlar. Buradaki tehdidi de anlıyorlar İlker Bey. Bu gelecek dönem, bu gelecek dönem açısından bir tehdit. Yani bize oy vermezseniz buraya hizmet gelmeyecek. Bunu bilin diyor. Ama bakın bu insanları teslim almak için, İnsanları o çaresizliklerini kullanmak için bir siyasetçinin kullandığı bir cümle, toplumdaki karşılığı ne oluyor? Buradaki yurttaşlar diyor ki hayır kardeşim, biz teslim olmayacağız. Biz şimdi artık kendilerine olan özgüvenleri arttı. Çünkü yaşadıkları şeyin bilinçle yaşatılmış bir şey olduğunu farkındalar ve buna karşı daha büyük bir inatla, daha büyük bir kararlılıkla yollarına devam edecekler. Şunu herkes bilsin. Peki. Yani Hatay halkı şunu, kiminle konuşsanız şu sokaklarda herhangi bir yurttaşı çevirin size şunu söyleyecektir. Diyecektir ki ben zaten yalnızdım. Ben zaten sadece komşumla, dostumla, akrabamla, arkadaşlarımla, ülkenin ve dünyanın dört bir yanından gelen yardımlarla, dayanışmayla bu süreci atlattım. Yani en zor anımızda yoktunuz ki, bundan sonra olsanız ne olur? En zor anımızda yoktunuz. Biz o zaman ne yaptıysak şimdi o deneyimle, o tecrübeyle bunun çok daha fazlasını yapacağız. Bilinçli bir öfke var. Bakın öfke bazen kontrolsüzdür ama buradaki öfkenin son derece bilinçli olduğunu da söylemem lazım. Ben inanıyorum ya, biz bu kenti yeniden ayağa kaldıracağız. Hatay halkı yalnız kalmasın diye Türkiye İşçi Partisi'nden bir isim milletvekili seçildi. Can Atalay. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez hak ihlali var kararı. Bu çıktı. Yargıtay yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı. Sonra Erkan Baş Hatay'dan Ankara'ya yürüdü. Hatay'ın Hataylıların sesini duyurmak için. Ve şu anda mevcut durumda hala Can Atalay içeride. Son sözlerinizde Can Atalay ve Hatay'la ilgili olsun. Şimdi Can Atalay'ın içeride olmasıyla Tayyip Erdoğan'ın konuşması bir ve aynı. Biz Can Atalay'ı Hatay'da milletvekili adayı yaparken birkaç iddiamız vardı. Bir tanesi burada sesi duyulmayan yurttaşların, burada yalnızlığa mahkum edilen yurttaşların sesini duyurmak ve onları bu yalnızlıktan kurtarma iddiasıyla Can Atalay aday olmuştu. İkincisi demiştik ki ya burada yaşanan şey bir doğal afet değil. Doğal afeti katliama dönüştüren sorumlular var. Başta siyasi iktidar olmak üzere bu sorumlularla hesaplaşmak üzere Can Atalay'ı biz milletvekili adayı yapmıştık. Şimdi suçlu suçunu biliyor ve bunu artık bir tehdit unsuru olarak kullanıyorsa Can Atalay'ı da hapiste tutmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama biz buna teslim olmayacağımızı ilk günden bugüne söyledik. Evet, burada dünden beri gördüğümüz bütün Hataylı yurttaşlar aynı şeyi söylüyoruz. Bu iktidar sizi çaresiz ve teslim alabilir tutabilmek için Can'ı hapiste tutuyor. Ama biz Can'ın eksikliğini de kapatacağız. Bundan daha fazlasını da Hatay halkı için yapacağız. Şunun sözünü veriyorum ben. Türkiye İşçi Partisi bütün gücünü, bütün olanaklarını, elinden gelenden çok daha fazlasını Hatay'ın, Defne'nin, Samandağ'ın, Arsus'un yeniden ayağa kalkması için seferber edecek. Yurttaşlarımızla biz şöyle karar verdik. 3 gün acımızı yaşayacağız. Dün, bugün ve yarın acımızı yaşayacağız. Çok dertleşmeye, konuşmaya, birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var. Çünkü bir taraftan bir yaşam mücadelesi veriyoruz. Birbirimizle konuşacak vaktimiz bile olmadı. Şimdi birbirimizle dertleşme, konuşma aşamasındayız. Yarından itibaren bunu bitireceğiz ve hem merkezi iktidardan hem Hatay halkını bu yalnızlığa mahkum eden herkesten, bu süreçte suçu olan herkesten hesap sormak için mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çalar Saat'teydiniz. Depremin birinci yılında Erkan Baş'ın sözleri, açıklamaları böyleydi. Peki gençler, hatta genç iletişimciler, onların da depremle ilgili sözleri, cümleleri, satırları vardı ve ne yazdılar, ne anlattılar. İnsanlar şunu görünce, okulun açıldığını görünce gerçekten destek verdiler. Hani en azından herkes bir şey yapıyor. Bize sürekli kitap ve kırtasiye desteğinde de bulundu Hava Hanım. Ben kütüphanenin yalıtım tahilatını üstlendim. Kendisi de buraya kitapları yığdı. Bütün zor günlerde çocukların gözündeki umut devam ettirdi beni. Depremin üzerinden bir ay geçmişti. Eğitim namına hiçbir şey yapılmaması Ülkem Okuyor Derneği'ni harekete geçirdi. Dernek Hatay'da eğitimcilere, gönüllülere ulaştı. Birlik olunca nasıl mucizeler gerçekleştiği bir kez daha gözler önüne serildi. Çocukların o depreme enkazlı psikolojisinden çıkartılıp
bir hayat devam ediyor psikososyal desteğinin de sağlanması gerekiyordu. Ülkem Okuyor Derneği'nin kurucusu Havva Aydınur Ertuğrul depremin ilk gününden beri Hatay'da. Önce can kurtarmak için mücadele etti, sonra gönüllerle birlikte kendini çocukların eğitimine adadı. Ben İl Milli Eğitim Müdürü'yle görüştüm. Vekaleten yerine bakan kişi çadırımız yok dedi. Kuracak ekibimiz yok dedi. Öğretmenimiz yok dedi. O yüzden açamıyoruz dedi. Ben bu üçünü sağlarsam açmama yardımcı olur musunuz dediğimde tabii ki dediler. Aldığı yanıtla birlikte harekete geçtiler. Bugün 21 okul 19 kütüphane kurdular. Öğretmenlerle tek tek görüştüler. Onlardan biri de sınıf öğretmeni Güven Çalım'dı. Okulumuz ilk başta işte duvarlarda bazı duvarlarda patlamalar oldu. İşte çatımız yıkıldı. Hasar almak korundular. O yüzden az hasarlı diyelim. Yani iki kere kontrolü yaptılar. Ama duvarlar, işte merdivenlerimiz tümüyle yıkıldı. İnsanlar şunu görünce, okulun açıldığını görünce gerçekten destek verdiler. Yani en azından herkes bir şey yapıyor. Depremden önce ne kadar ihtiyaç varsa deprem sonrası katlanarak arttı. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi depremde yıkıldı. Fizyoterapist Orhan Keskin, Ülkem Okuyor Derneği ile tanıştı. Kuracak yer sıkıntı, çocukları orada işte tutmak neticede hepsi özel çocuklar. Onları bir arada tutmak, eğitim vermek çok zordu. Hava Hanım sağ olsun bize büyük çadır bulduk. Kurumdan çıkarabildiğimiz sağlam kalan malzemeleri içine doldurduk. İşte masa, sandalye, tedavi yatağı ya da ne bileyim oyuncaklar, trambolin falan bunlarla doldurup eğitimi o şekilde başladı. Sürekli kitap ve kırtasiye desteğinde de bulundu Hava Hanım. Depremde eşimi ve evimi kaybettim. 2 yaşında bir kızım var. Biyosistem mühendisi Ayşe Uslu enkaz arasından çıkardığı kitaplarla konteynere kurmak istediği kütüphane fikrinden bahsedince 18 olan kütüphane sayısı 19'a yükseldi. Konteyner kente kütüphane kuralım mı Hava Hanım diye bir istekle gittim. Ben kütüphanenin yalıtım tadilatını üstlendim. Kendisi de buraya kitapları yığdı. Ve şimdi Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi de yanımda. Hatay'da depremin birinci yılında neler oldu, neler bitti, yaralar sarıldı mı, sarılmadı mı? Şöyle bir etrafına baktığında evet. Deniz abi, yaralar sarılmış mı? Yok maalesef. İlker, ben ikinci gün buradaydım. Şuradan buraya doğru yürümüştüm. Burası Ortodoks Kilisesi. Çan buradaydı, daha kaldırılmamıştı. Çanı düşmüştü. Moloz yığınlarının üzerinden yürümüştük. Yani şimdi ne değişmiş dersen şuradaki yolu açmışlar. Molozlar alınmış. Buradaki molozlar alınmış. Bunlar aynen duruyordu. Şuralar molozla doluydu. Maalesef dün gece biliyorsun sen de karanlıkta oturduk. Evet. Yani saat 8'de elektrikler kesildi. Ben uyuduğumda 12 falandı. Hala kesikti. Binalar duruyor daha. Yani hepsi yıkılmamış. Şeyler, harfiyatlar evet kaldırılmış ama bu binalar ne olacak belli değil, yıkılacak mı? Bir bakıyorsun orta hasarlı yazmışlar bir yerine, bir tarafına diyor ki işte dokunmayın, yıkmayın vesaire falan diye başka bir yazı var. Yani çok zor. Çok bu şehir nasıl ayağa kalkar bilmiyorum. Yani dünden beri onu düşünüyorum. Çok zor, çok zor. Bugün gazetelere baktım özellikle. Bazı gazeteler acının hala işte çok taze olduğunu söylüyor. Elbette haklılar. Ama diğer taraftan da işte yaralar sarıldı diye yok çok canım, güçlü mesajlar vermeye çalışan ama aslında da öyle olmayan ki gerçek efendim etrafınızda şöyle bir ya gökyüzünden bakalım ya da şöyle karşımızdaki kameradan bakalım. O kamera biraz daha şöyle havalandığında etrafı gösterdiğinde göreceksiniz siz. Burada çoğu bina var. Çoğu binanın üzerinde dediğin gibi Deniz abi orta hasarlı yazılmış. Ağır hasarlı olanların bazıları yıkılmış, bazıları yıkılmamış. Böyle bir tablonun içindeyiz. Deniz abi dün sen karanlığın içindeydin bir iki lokma bir şey yemek için. Sonra biz de bir yere gittik. Orada şu oldu. Biz daha ölmedik. Biz buradayız. Tabii. Diyen, güçlü durmaya çalışan insanlar var. Biraz da ağır bir psikoloji, deprem. Ya hayat devam ediyor. Bak biraz önce ben şuradaki portakal ağacının, portakal mı mandalina mı? Portakal. Fotoğrafını çektim. Bak bu kadar yıkıntının arasında bir ağaç meyvelerini vermiş duruyor. Yani yaşam devam ediyor. Devam edecek. Burada 1500 yıl önce de bir deprem oluyor. O zaman İskender'in en büyük şehirlerinden biri burası.
yerle bir oluyor, yetmiyor, tsunami vuruyor, nüfusun yarısı ölüyor. Ama burada tekrar Hatay şehri kuruluyor ve yaşıyor. Bu yine böyle olacak. Ama şu var, şimdi dün Çevre ve Şehircilik Bakanı ile konuştum. Evet. Buraya gelirken. Ne olacak dedim. Ya şöyle bir tablo ortaya çıkmış. 650 bin birim yıkılmış ama 390 binini yapıyorlar. Neden diyeceksin? Mesela diyelim bu binada 5 tane daire var. 3 tanesi bir kişiye ait, 2 tanesi de başka kişiye. Burayı 3 sayıyorlar. Yani senin 3 tane dairen varsa daha önceden, evet, kusura bakma diyorlar. Seni 1 sayacağız. O nedenle de 390 bin adet yapılıyor. Ne kadar yapılmaya başlandı dedim? 200 bin. 200 bin. Yani ihalesi yapılan, inşaatına başlanan vesaire 200 bin. Bunlar ne zaman tamamlanacak? 200 bine yakını işte Mayıs sonuna kadar tamamlanacak diyor. Bugüne kadar galiba bir 8-10 bin adet teslim edilmiş. Düşün yani 650 bin daire. Neden? Şimdi onlar saymayabilir teknik olarak ama şunu düşün. O 650 bin dairede birileri oturuyordu. Evet. Yani sahibi aynı adam olsa da bu apartmanda 3 dairenin sahibi tek kişi. Onu tek sayıyorsun ama 3 dairede de 3 aile oturuyordu. O iki aile nereye gitti? Düşünebiliyor musun? Yani ve 105 bin, o 390 bininin 105 bininin ise daha ihalesi bile yapılmamış. Burada mesela şu Hatay'ın merkezinde hiçbir şeye el sürülmemiş. Çünkü şey bekleniyor, yani bu konutun sahibi... O zaman nasıl yaralar sarılmış oluyor? Olmuyor, olamıyor. Söyleyince yani, oluyor mu? Olmuyor. Ama şimdi herkesin zihninde sen de karşılaşmışsındır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yok mu? Merkezi yönetimle, yerel bir şey yönetim... söyleyeyim mi? Bence Cumhurbaşkanı'nın derhal Hatay halkından özür dilemesi lazım. Bu, ben dünden beri burada en çok duyduğum şey bu. Hatay halkı çok kırılmış. Gerçekten kırılmış. Ne demek oy varsa hizmet gelir, oy yoksa hizmet. Yani öyle dememiş de olabilir ama burada öyle anlaşılmış. O zaman o yani Cumhurbaşkanı'nın çıkıp gerekiyor. Ya sevgili ey halkım. Ama ne diyor Murat Kurum'da? Avantajdır diyor. Nasıl avantajdır? Yani işte merkezi yönetimi, yerel yönetim, ilçelerle o ilçelerin üstündeki Büyükşehir Belediyesi birlikte çalışırsa bu avantajdır. Ya olabilir de bu böyle mi ifade edilir? Yani depremin birinci yılında. Bizi seçmezseniz buraya hizmet gelmez vesaire böyle mi ifade edilir? Bu buradaki insanların bak çok kalbi kırılmış. Yani Cumhurbaşkanı her cumhurun başkanı, her bir halkın, her bir bireyin cumhurbaşkanı. Oyunu CHP'ye verenin de cumhurbaşkanı, AK Parti'ye verenin de cumhurbaşkanı, tipe verenin de cumhurbaşkanı. Dolayısıyla AK Parti'ye vermediysen sana hizmet gelmez ifadesi kırıcı bir ifade. Buradaki insanları rahatsız etmiş. Buradaki insanların kalbi kırılmış. Bence bunun düzeltilmesi lazım. Yani ben dedim üstünden geçerim olmaz. Bazen siyasetçiler, bazen dil sürçmesi olur, bazen başka şey kastedersiniz böyle anlaşılır. Bu işin bence biraz düzeltilmesi lazım. Biraz bu insanların gönlünün alınması lazım. Gerçekten zaten acıları çok. Yani şurada gördüğün insanların hepsinin 2-3 kaybı var. Öyle. Annesini yani burada enkazın altında bırakmış. Çocuğunu bırakmış, babasını şöyle bırakmış. Şöyle bir etrafına bakar mısın? Siz hala ya dağılmamış. Öyle. O gece, o gün de böyleydi biliyor musun? Biz ikinci gün geldiğimizde de böyle bir sis vardı. Yani... Şimdi Merve hazır. Deniz abi. Hemen bir Merve Görgün'le Mustafa Soybaş'la bir bağlantı kuralım. Onlar da şu anda nerede? Merve beni duyabiliyor musun? Rahatça duyabiliyor musun? Neredesiniz? Bize çok da uzak olmadığınızı düşünüyoruz. Bir orayı, bulunduğunuz yeri ve gördüğün tabloyu, manzarayı bizimle paylaşır mısın? Günaydın İlker Karagöz. Evet, çok uzakta değilim. Sadece birkaç sokak ileride Güllübahçe Mahallesi'nde sokaklardan birindeyim aslında. Ve burada şimdi size hemen bir manzarayı göstereceğim. Bakın binaları görüyorsunuz. Bu binalar hasarlı, mahkeme kararı nedeniyle yıkılamamışlar henüz. Mahkeme sürüyor. Hatay'da yıkılmayan birçok bina bu şekilde aslında. Mahkeme kararı olduğu için yıkılamıyor. Onlar ya orta hasarlı ya ağır hasarlı ama davaları devam ediyor. Hemen başka bir ev göstereceğim. Üzerinde yazıyı okuyabiliyorsunuz. Lütfen yol açılınca haber verin. Bu evde engelli ve yaşlı insanlar yaşamaktadır. Lütfen yardımcı olunuz yazıyor.
yol açıldı. Şimdi o açılan yolu da göstereceğim size. Ama burada insanlar evlerine dönebilecek durumda değiller. Çünkü burası yaşanacak bir halde değil. Şöyle hemen o alanı göstereyim size. Bakın bu sokaklara normalde bir arabanın girmesi bile mümkün değildi. Aslında insanların böyle yan yana geçerken hani sıkışarak biraz geçtikleri yollardı. Ama şu an bugün manzara bu. İşte o açılması beklenen yol açıldı. Çünkü buradaki binaların birçoğu yıkıldı ve Hatay'ın merkezinde, Antakya'nın merkezindeki bu alan deyim yerindeyse bir futbol sahası gibi boş, bir şantiye alanı gibi. Yürümek de aslında o molozlardan kalan yığınların arasında yürümek de biraz zor ama kalan binaların halini de görüyorsunuz. Hataylılar dün akşam yürüyüş yaptılar. Sessiz bir yürüyüş yaptılar. Hem yasları var depremin birinci yıl dönümü dolayısıyla, hem de aslında eksik kalan şeyler yüzünden, yapılmayan yardımlar, destekler yüzünden kırgınlar, üzüntülüler aynı zamanda. Dün akşam onlarla konuştum. Sadece molozlar kaldırıldı, o hasarlı, ağır hasarlı binalar yıkıldı. Ama biz burada günlük yaşantımıza devam etmek zorundayız. Ve her bir köşede geçmişten kalan güzel anılarımız var. Ama şu anda da o depremin ardında da o her bir köşede güzel anımızın olduğu yerler şu anda bizim için kötü anılar. Dolu. Çünkü biz o binalarda sevdiklerimizi, yakınlarımızı kaybettik diyorlar. Hatay'ın çehresinin artık değiştirilmesi için bekliyorlar açıkçası. Bir de Hatay'ın en büyük sorunu şu sıralar iş imkanı, istihdam. Hatay'ın en aslında normale dönen noktası Uzun Çarşı. Orada esnaf dükkanlarını açmış durumda ama hala istihdamın olmadığı konular var. Dün bir konteyner kentte bir depremzedeyle konuştuk. Normalde evlere temizliğe giderek geçimini sağladığını söyledi. Çocuklarını öyle okuttuğunu söyledi. Ancak depremden sonra tüm binalar yıkılınca Hatay'da, birçok bina yıkılınca artık temizliğe gidebileceği bir ev olmadığı için üniversite çağındaki hemşirelik okuyan kızını geçen hafta okuldan almak zorunda kaldığını söyledi. Kızı döndü. Şimdi kızıyla da konuştuk ve kızı da Hatay'da iş arayacak bulabilirse. Esnafın şöyle bir problemi de var, onu da söyleyelim. Hatay'da sürekli elektrik kesintisi oluyor. Mesela dün bir esnafla konuştuğumda 4 gündür elektriğimiz yoktu, geldi tekrar gitti dedi ve saatlerce süren elektrik kesintilerine bir de su kesintileri ekleniyor tabii. Böyle bir durum var. Kayıplardan bahsedeceğim. Kayıplar hala var. Yakınlarını, sevdiklerini bulamayan insanlar hala var. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Türkiye'nin aslında hiçbir yeri hala depreme, hiçbir şehri hala depreme hazır değil. Yani Hatay gibi bir deprem Türkiye'nin herhangi bir noktasında yaşanırsa Hatay'la aynı kaderi yaşamaya aday şehirlerimiz. Güllübahçe Mahallesi'nden işte bunları anlattı, aktardı Merve Görgün. Teşekkürler hem Merve'ye hem de Mustafa Soybaş'a. Şimdi geceye döneceğiz. Gece boyunca sessiz bir protesto, yürüyüşler, anmalar. Yakınlarını kaybeden insanlar. Burada kime dokunsanız aynı şeyi duyuyorsunuz, istiyorsunuz. Ya evini, barkını ya da sevdiklerini, arkadaşlarını, dostlarını yitirmiş olan bir şehirden, Hatay'dan söz ediyoruz. Yine Hataylı bir misafirimiz olacak. Az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Onun da sözleri var. Onun da düşünceleri var. Onun da anlatmak istedikleri var. Bir yıl sonra Hatay ne durumda? Kendisinden dinleyeceğiz. Bu arada şu anda bulunduğumuz yer Saray Caddesi ve Saray Caddesi'nde şurada St. Paul Kilisesi var. St. Paul Kilisesi'nde de yine hayatını kaybedenler için, kendi cemaatleri için bir tören başladı. Onu da hatırlatmış olalım ve geceye dönelim. Geceki anma anlarına. Tam bir yıl geçti üstünden ama dün gibi yaşadıkları, çünkü her gün onlar da can veriyor sevdikleriyle beraber. Kulaklarında feryatlar, figanlar. Yaşamaksa bu, yaşamaya devam ediyorlar ama en çok adalet yerini bulsun diye ayaktalar, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Sensiz yaşayamazdım annem. Türkiye'nin en acı yıl dönümü. Tam bir yıl önce bugün yerle bir oldu 11 kent. Resmi rakamlara göre 53 bin kişiden fazla kişi hayatını kaybetti.
6 Şubat deprem felaketinin merkez üstünde saatler 4.17'yi gösterdiğinde zaman durdu, tekrar yıkıldı 11 kent. Ülkemize, milletimize, devletimize böyle bir afet gösterme ya Rabbi. Depremin vurduğu 11 kentte ve Türkiye'nin dört bir yanında deprem kayıplarını anmak için bir araya geldi on binler. Depremin birinci yıl dönümünde merkez üssü Kahramanmaraş'ta deprem mezarlığı Türk bayraklarıyla donatıldı. Yakınlarını kaybedenler mezarlığa akın etti. Dualar, ağıtlar birbirine karıştı. Ve saniyeler içinde enkaza dönen Ebrar sitesi. 1400'e yakın kişi hayatını kaybetti sitede. Kahramanmaraş'ta en fazla can kaybının yaşandığı adreslerden biri olarak kayıtlara geçti. Sitede can verenlerin yakınları büyük bir ateş etrafında toplandı gece. Sesimi duyan var mı? Yok! Saat tam 4.17'de siren sesleri çalmaya başladığında gözyaşlarına boğuldu acılı aileler. Annem! Annem sesimi duyar mısın? Anne! Uyanmasın diye öpmeye kıyamadığımız evlatlarımızın üzerini toprakla örtmeyelim diye adalet arıyoruz. Lütfen yardım edin. Unutmayın bizi. Sevdikleri sonsuz uykuya yatarken onlar tam bir yıldır uykusuzlar. Her gece 6 Şubat'ı yaşamaya devam ediyorlar. Depreme hazırlık yapmıştık ya hani. Depreme ceset torbalarıyla hazırlık yapanlara teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'de zamanın durduğu o an saatler 04.17'yi geçti. Kahramanmaraş'ta sevdiklerini kaybedenlerin içinde acı, gözlerinde gözyaşı var ama bir taraftan da ihmallere öfke var. Unutmayalım. İmar barışını getirenleri unutmayalım. Buna kader planı diyenleri unutmayalım. Devam ediyoruz. Hatay'la bir misafirimiz daha olacak demiştik. Hüseyin Yayman, Hatay milletvekili kendisi, bir kez daha başını sağ olsun demek istiyorum. Zaman zaman deprem zamanında da anında da görüştük sizinle. Sonrasında da ağırladık. Hatay için sizde sözünüz var, anlatmak istedikleriniz var, kayıplarınız var. Bir yıl sonra depremin birinci yılında şöyle bir etrafınıza baktığınızda yaralar sarılmış mı? Ne dersiniz? Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ben burada siyasetçi kimliğimle bulunmuyorum. Bir Hatay'ın evladı ve bir depremzede olarak konuşmak isterim. Biz sizinle depremin ikinci günü konuşmuştuk. Evet. İkinci günü telefonla zorla bir bağlanmıştık. Bir 7-8 dakikalık çok kısa konuşmuştuk. Tabii bu bir deprem değil, bu bir kıyamet. Yani ölçek o kadar büyük ki, acı o kadar büyük ki bir yılda kapanan yaralar var. Kapanan acılar var ama Hatay'da yani ben anlatsam, ben her şeyi çok iyi desem işte manzara bu. Burası bizi izleyenlerin... Bize bir anlatır mısınız burayı? Evet, teşekkür ederim. Burası Türkiye'den izleyenler, burası neresi? Burası virane bir yer. Burası İstanbul'un Beyoğlu Caddesi. Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi. O kadar tarihi bir cadde ve büyük bir cadde. Burası bakın gördüğümüz yer kilise. Yani muhtemelen ekrana gelmiyordur. Evet. Yani yayına gelmiyordur ama arkada kilisede ayinde insanlar dua ediyorlar. Buradan 200 metre aşağı indiğimizde Ulu Cami var. O 1000 yıllık bir cami. Tamamen şu anda bomboş. Böyle bir düzlük bir alan. Hemen onun yanında Habib Neccar Camii var. Hemen onun yanında Asi Nehri'nin karşısında Hatay Meclis binası var. Biz Deniz Zeyrek'le burada depremden hemen sonra uzun uzun yürüdük ve ikinci depremden önce buraları görmüştük. Ama tabii bu depremle beraber şunu bir kez daha gördük ki gerçekten Hatay'da sabah da işte siz de vardınız. Yaklaşık 50 bin insan, diğer şehirlerde bu kadar insan toplandığını bilmiyorum. Ve 50 bin insan kendiliğinden bir de. Yani sadece valiliğin sessiz yürüyüş daveti vardı valimizin. Buraya insanların farklı şehirlerden gelmesi, depremde şehirlerini terk etseler de 6 Şubat'ın yıl dönümünde gelmesi çok çok önemliydi, değerliydi. Valla benim bir sözüm ben fazla... Konuşmak istemiyorum zaten çünkü ben konuştuğumda ablamı düşünüyorum. 3 gün sonra çıkartabildik. Biz cenazesini çıkarttık. Abimi aklıma geliyor. Hatay'da 25 bin canımız aklıma geliyor. Küçücük çocuklar aklıma geliyor. Biz sabahleyin
sizden ayrıldıktan sonra tekrar deprem mezarlığına gittik. Deprem şehitleri mezarlığına. Orada hala başında numarası olan ve bir tahta olan kimsesiz insanlar var. Yani Hatay'daki manzara Hataylı böyle. Sayın hocam sormak istiyorum. Az önce Deniz Eyrek de söyledi. Hataylı'nın kalbi kırık dedi. Kalbiniz kırık mı sizin? Ya kalbimiz, yani deprem var, canlarımız kaybedildi. Yani tabii ki bu anlamda kalbimiz kırık dediğim gibi. Ama bu, ben hep şunu söyledim. Şimdi bir kez daha söyleyeyim. Yani deprem siyaset üstü bir konu. Siyaseten kırıklıklar da olabilir. Demokrasilerde biz bunu saygıyla karşılarız. Yapılanlar var, yapılmayanlar var ve yapılacak olanlar var. Dediğim gibi bugün siyaset konuşma günü değil. Deprem bir ulusal güvenlik meselesi. Yani kalbimiz kırık. Neden? Çünkü 25 bin canımızı kaybettik. Kalbimiz kırık. Neden? Çünkü 220 bin ev yapılacak. Kalbimiz kırık. Neden? Çünkü burada yapılması gereken işler var. 3 tane hastane yapıldı. Hani böyle buradan girince deprem günü insanlar beni bir parça seviyorsa, ya Hüseyin Hoca da sabahleyin çıktı, biz onu dinlemek istedik. Depremi anlatmak yerine yapılanları anlattı, durumuna gelmek istemem. Hatay'da, peki o zaman. Hatay'da sorunlar var. Herkes bu sorunları biliyor. Cumhurbaşkanımız da buraya geldi. Ona da anlattık. Hataylı'nın talepleri var. Bu talepleri de yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Son cümle. Lütfen. Ya benim hatam var. Eksiğim var, kabul ediyorum. Kusurum var, kabul ediyorum. Ama ben samimiyetle depremin ilk gününden beri buradayım. Ne yapabilirim? İlker, de ki ya Hüseyin Hoca şunu yap, yapayım. Ne yapabilirim? Anladım. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geldiniz, anlattınız. Ederim. Eksikler var, hatalar var, tamamlanması gerekenler var. Hüseyin Yayman da bunu söylüyor. İşte Gökhan Zan da bunu söylüyor. Ama yapılması gerekenler var. Hataylı'nın da kalbi kırık. Son bir cümle alayım. Hatay'ın ayağa kalkması lazım. Hatay'ın ayağa kalkması lazım. Buranın bu hani nefes alınan yerinde belki de bir an önce restore edilmesi lazım. Çünkü tabii, burası tabii. Lezzette, türküsü de, gelmişi de, geçmişi de her şeyi aslında... Saray Caddesi. Tabii. Buranın da bir an önce ayaklanması lazım. Yani şöyle lazım. Bunu başka bir zaman da konuşabiliriz. Son cümlem şu olsun. Hatay hikayesi olan bir şehir. Hatay özel bir şehir. Denizinden referansla Hatay'ın yeniden ayağa kalkması lazım. Bugün de sen ben demeden biz diyerek, hani Mustafa Kemal'in sözü var. Hatay benim şahsi meselemdir. Evet, Hatay artık Türkiye'nin şahsi meselesi ve gerçekten söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır diyerek bu şehri ayağa kaldırmamız lazım. Tekrar teşekkür ederim. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle tamamlamış olduk. Şimdi var mı Savaş, bir 10 saniye 20 saniyemiz daha var mı? Hemen aslında görmek, göstermek istediğim bir yer daha var. Mustafa Soybaş da geldi. Orası da Saint Paul Kilisesi ve Saint Paul Kilisesi'nde de şu anda bir ayin var. Orada 6 Şubat tarihinde hayatını kaybedenlerin anısına, hatırasına göstermiştik. Mumlar konulmuştu, mumlar yakılmıştı, karanfiller de konulmuştu. Şimdi o kilisenin içinde 6 Şubat tarihinde 365 gün sonra yakınlarını kaybedenler anısına, hatırasına belki merdivenlerin üzerine de bir küçücük çıkabilirsek işte göreceksiniz buradaki Ortodoks cemaatini ve Ortodoks cemaatinin şu anda kaybettikleri yakınlarının hatırasına duaları. Yeniden Saray Caddesi'ne dönecek olursak, Saray Caddesi bir an önce ayağa kalkmasını istediğimiz yerdir diyor Hataylılar. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatıyorlar. Birinci yılda, depremin birinci yılında şöyle bir etrafları gösterelim. Şöyle bir etrafı, buradaki dükkanları gösterelim. El işi dükkanları, yine küçük küçük tarihi mekanlar vardı. Bakın şimdi ne halde? Burası böyle bir durumda. Şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Bir yer daha var göstermek istediğim. Onu da reklamların ardından sizlerle paylaşacağız. Başınızı nereye çevirseniz aynı görüntü, aynı tablo, aynı yıkıntı tablosu var maalesef. Şimdi Kahramanmaraş'ta yaşanmış bir deprem. Sonrasında yerle bir olmuş şehirler ve belki de bir yıl sonra o yerle bir kelimesini net olarak anlatabilecek bir mekanın içindeyiz.
yine maalesef bir tarafta portakal ağaçları, limon ağaçları. İşte bakın Fox kameramanı Mustafa Soybaş da bizlere göstersin. Bir tarafta yaşananlar, bir tarafta buradaki hayat neydi? Ve bir yıl sonra, 365 gün sonra nasıl bir sokağın içindeyiz? Nasıl bir alanın içindeyiz, mahallenin içindeyiz? Biraz daha gelir misin Mustafa? Burayı göstermemiz gerekiyor. Bakın 53 binden fazla insan hayatını kaybetti Kahramanmaraş merkezli depremde. Yaralar sarıldı deniliyor. Bir alan göstereceğim, bir mahalle göstereceğim sizlere. Buyurun işte burası Hatay, Antakya. Ve Hatay, Antakya'da şu anda tablo, durum bu. Zor bir sabah ve umarız bundan daha zor sabahlara ülkemiz uyanmaz. Deprem bir doğal olay, bir doğal afet ama burada karşımızdaki tablonun ağırlaşmasına sebep olan biziz, insanoğlu. En başta bilim diyeceğiz, bilimin ışığında kentlerimizi dirençli hale getireceğiz. Son sözümüz bu olsun. Hatay, Antakya'dan yayınımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Hoşça kalın. Yarın sabah görüşmek dileğiyle.